Yukarı mı aşağı mı? Aşağı. Çay mı kahve mi? Kahve. Su. Kırmızı mı mavi mi? Mavi. Okumam bittiyse yönetmeni dinliyorum. 3-2-1 diye sayıyor. Ben söylemeden ben konuşmayın. Ben yönetmenden korkuyorum. Çünkü o söylemeden konuşamıyoruz. Öyle düşünmüyorduk aslında, öyle anlaşmamıştık ama bende kulaklık yok, o yüzden ben rahat davrandım. Yani hayır hayır, sen korkar mısın mesela yönetmeninden? Yani... Korkman da diyemediniz yalnız. Yok, yönetmenden korkmam herhalde hiç. Bilmiyorum, bizim sevgi ilişkimiz var yönetmenlerimizle aramızda genelde. Bak yine böyle güzel şey dedin ya, bak yine. Birbirimize iyi davranıyoruz, beni üzmüyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Yoğun bir gün müydü? Koşturmaca devam ediyor. Ne hala koşturdunuz bugün? Valla bugün ben anneciğimi bir hastalık sorunu vardı. Ha, onunla ilgili koşturdum olsun. Ama iyi geçti her şey. Ondan sonra o yüzden iyi bir koşturma oldu benim için. Ben yoğun bir yayın tatilinden çıktım. Bismillahirrahmanirrahim şu anda ben ne yaşıyorsun? Ben sen bir sürpriz hazırladın diye düşündüm. Gerçekten değil mi? Herhalde Aslı bir şey yaptı. Programla ilgili bir sürpriz, bana da söylemediler diye düşündüm. Değil o zaman. Değil, benimle değil. Hiç alakası yok. Tamam. Bir ses geldi ama ne sesi bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz ama şey, yani bir teknik bir şey dışarıdan geldi. İnşallah başka size gelmemiştir. Sizler de hoş geldiniz Habertürk ekranlarına deyip böyle çok klasik bir giriş yapayım. Biz burada yapmıyoruz normalde. Ben az önce birkaç saat önce Kültür ve Turizm Bakanımızı ağırladım. Akabinde Sayın Yavuz Araylıoğlu'nu ağırladım. Sonra bayağı ciddi bir siyaset programını geride bıraktık. İnşallah böyle keyifli, güzel, hepimiz için hem de aydınlatıcı bir sohbet olur diyelim. Bu haftaki konuğumuz ve konumuz diyelim. Konuklarımızı tanırsınız. Aslı tanıtır zaten yine. Konumuz Aslı'cığım. Yani konumuz cesaret ve korkuyu konuşalım dedik ama o kadar cesur üç kadın var ki. Ve Gökhan Çınar. Korkuyu temsil ediyor. Gökhan Çınar ve de yani Şahik, hani sen dedin ya Adil, bugün ne yaptın diye koşturdum dedi, anneciğimle ilgilendim dedi. Bence mesela Şahika'nın cevabı şu olur: bir rekor kırdım geldim. Hani böyle. 100 metre daldım. Mesela Ayşegül'ün cevabı şu olabilir: İki köpek balığı sevdim geldim. Hani bu kadınlar böyle kadınlar. Neden böyle bir konsept yaptık peki? Yani neden bu kadar korkmayan kadınlar davet edip? Çünkü onlar bunu cesaret ve korku olarak algılamıyorlar, işin ilginç tarafı. Biz faniler onlara baktığımızda bunu böyle algılıyoruz. Ben bu haftaki toplantıyı kaçırdım. Şöyle bir muhabbet geçti mi aranızda? Söyle. Yani cesareti kadınlarla gösterelim gibi bir şey mi düşündünüz? Hiç öyle cinsiyetçi bir yerden bakmadık. Tamamen ya, kadın dünyanın her türlü okyanusunda köpek balıklarıyla yüzüyor. Evet. Ve onları anlıyor, onları seviyor, onlar üzerine kitaplar yazıyor ve onların fotoğraflarını çekiyor. Ayşegül Dinçgök'ün bu arada fotoğraflarını derlediği kitabında ben şöyle göstermiş olayım efendim. Madem bahsettik. Geldi değil mi? Tamam. Burada zaten hani tüpsüz dalarak bir cesaret örneği gösteren, kendi nefesi ve ciğerleriyle başka bir derinlikte var olan bir kadın var. Orada zaten kadınlarla ilgili her türlü aktivasyon gereken yerde var olan, sözünü hiç esirgemeyen bir Aydilge var. Kendi hayatından da yola çıkan ve bütün bunları anlamaya çalışan ve anlamlandıran ve bize de anlatan bir Gökhan Çınar var. Gökhan, işin zor. Ben çok mutluyum. İyi ya bir konu. Kadınları evet anlayan adam mı oluyor? Bence Gökhan anlıyor. Karısını çok seviyor mesela. Onlar büyük etiketler aslında. Anlamaya çalışan. Ben çok alakasız konumuza döneriz ama Gökhan'la yayın yaparsam mutlaka soracağım dediğim bir soruyla başlayabilirim. Sor. Hadi. Ya sen neden bu kadar sakinsin? Yani gerçekten böyle misin? Ya da nasıl? Yoksa yayınlarda mı böylesin? Bunu geçen gün izlerken tekrar çıldırtıcı bir sakinlik içerisinde görünce dedim ki ya bunu Gökhan'ı bir gün görürsem soracağım. Yani aslında tabii mesleğin bir rolü var böyle artık yerleşmiş olan belki hayatın içinde ama her zaman bu kadar sakin değilim. Zaten galiba işte beklenenin bu olması da bir süre sonra bir kalıba sokuyor ya insanı. Yani hep onu söylüyorum işte, neşemde büyük neşe, öfkemde öfke. Bence zaten eğer onlar yaşanmasaydı
Hani bu buradan bu kadar duyguları harmanlayıp ne mesleki rolü ne de böyle bir sakinliği bulabilirdin. Bence zaten yaşam içerisinde sadece bende değil, bu kişi çok hareketli, telaşlı dediğimiz kişinin kendine çekildiği bir yer var. Ya da ne bileyim bu kişi işte çok sakin, sessiz dediğimiz birinin de eğer çıkartmıyorsa içine içine dönen bir öfkesi var. Benimki dışıma çıkıyor ama. Onu bir görmek isterim. Burada şu an. Göster bize. Mesela üniversitedeyken, lisedeyken, arkadaşlarımla sohbet ederken böyle mi anlatırdın konuları? Ya şöyle bir deformasyon olmuş olabilir. Ben 12 yaşında radyoya başladım. Benim işte aslında psikoloji, klinik psikoloji yüksek lisansından sonra doktoram da sinema televizyon. Ama radyo 10'lu yaşların başında başladı ve o belli formatlanmış. Biraz tertipledi, biraz düzenledi. Ama aslında bundan farklı da anlatır mıydım bilmiyorum ki. Böyle anlatırdım. Yani özellikle bir şey anlatılacağı zaman vesaire. Biraz da böyle bugün konusuna giderim. Yani hani daha yalnızlığı bilmiş, çekmiş, korkmanın ne demek olduğunu bilen insanlar çok sorgulayan, çok düşünen, çok hayat üzerine kafa yoran insanlar olurlar. Ben de biraz öyle bir büyüme hikayesinden geliyorum. O da herhalde beni anlatıcılığa, böyle bir anlatıcılığa yöneltti. Nasıl bir büyüme hikayesi? İşte biz... Yani burada yalnızlıkla ilgili kısmı özellikle. Tam benim sorularla başladık. Nasıl öyle bir büyüme hikayesi? Tam katarsis soruları katarsis bunlar. Çok çalışan bir anne baba. Çalışmanın çok hayatın merkezinde olduğu birçok işte geçiş var hayatta. Olur ya işte bazı büyüme hikayelerinde yani çocuk bir şekilde oralarda daha yalnız kalır. İniş çıkışlar var, iflaslar var, yeniden yükselişler var. O da hep işle meşgul olmayı gerektiren bir yer. Hepimizin annesi babası gibi ellerinden geleni yaptılar, bildiklerini yaptılar. Öyle bir düzenin içerisinde de insan kendi kendine zaman geçirmeye, kendi kendine sorgulamaya, kendi kendine eğlenmeye, bir de insan hallerine, benim dünyamda öyle oldu, varoluşumda var demek ki, kafa yormaya başlıyor. Ben de kafa yora yora böyle bir anlatıcı oldum. Ne buldun abi? Yani düşünseniz biz Gökhan'la böyle bir saati bitirip... Çok özür dilerim, bir daha soru sormayacağım. Ne bulduğunu söyle, sonra başlayalım muhabbete. Ya bu kendini gerçekleştirme denilen meselenin benim için aslında daha çok bütün ulaşılabilen herkese psikolojik okur yazarlık anlatmakla böyle kutlandığını buldum. Hem ben aslında hayatta evet ya bu benim aslında vazifem buymuş mu? Buymuş gibi hissediyorum. Hem de bir şekilde herhangi bir konuda eşlik edebildiğimde bazen bir kişiye danışanım olan, bazen medya yoluyla kitlelere. Ya benim için hayatın anlamı bu, böyle bir yerde saklı. Daha da bulacağız elbet. Çünkü haliyle o kadar yalnız kalan ve çok da görünmeyen bir çocuğun bunu görünür bir şekilde yapmak istemesi de tesadüf değil. Kesinlikle sonunda. Belki iyileştirirken iyileşiyorsun da. Evet. Öyle. Değil mi? Öyle değil mi yani? Sizin bence için de öyle değil mi? Aynı. Dibe dalıp da onları görüp onlara karşı bir sevgi, hiç bilmediğiniz bir türe karşı bir sevgi aynı geliştirdiğinizde belki içiniz iyileşiyor. Dibe nasıl bağladın bunu? Bağlarım. İyi bağlamacayım. Çok güzel bağladın. Buyur lütfen. Ben gerçekten dediklerinizin hepsine çok iyi katılıyorum. Belki de benim psikolojim su altında düzeliyor. Öyle demek istiyorum. Su altı bambaşka bir dünya olduğu için kendimi orada yalnız hissediyorum ama o yalnızlık müthiş bir yalnızlık. Yani seçilmiş bir yalnızlık. Beni rahatsız eden bir şey yok ve sadece kendi nefesim ve balık görüntüleri veya sualtı görüntüleri her şeyden önce oraya inebildiğim için mutlu oluyorum. Bazen de tabii korkulacak şeyler yapılırken de yapabildiğim için mutlu oluyorum ama suyun altına daldığım zaman ben meditasyon yapmıyorum, yoga yapmıyorum ama belki siz daha iyi anlayabilirsiniz. Suyun altı benim için meditasyon dünyam. Hatta bazen böyle indiğimde diyorum ki şükürler olsun ki bunu becerebiliyorum. Bu hayatı seçtim. Sonra işte partner olarak Şayka'yı seçtim ki birbirimizi seçtik daha doğrusu. Daha cesur işler yapabiliyoruz. Ama suyun altı bambaşka bir dünya. Onu yani biz de onu anlatırsak saatler geçer. Ne güzel. Yok, geçsin, merak ediyoruz. Mesela panik yaşamadınız mı hiç? Hiç panik yaşamadım. Hiç.
Hiç. Yani ilk daldığım gün deneme dalışımda bana 8 metredesin dediklerinde ben böyle yapmışım. Bu aslında yanlış bir şey yani. Böyle yukarı hani iyi diye şey yaparız ya, budur iyi. Ben hani sanki daha aşağı inmek istediğimi belirttim. Yok, ilk sefer öyle bir şey yok dediler. Ama ben daha derinlere dalmak için hiç bıkmadan bütün dalışları, breveleri, her şeyleri yapıp gece dalışı dahil breveleri aldım. Şimdi tabii ki suyun altında ne buluyorsun diyenler de var, anlamayanlar da veya korkanlar da. Size ne öğretti? Onu merak ediyorum. Yani bu mesela sabırlı olmayı. Sabırlı olmayı. Neden? Nasıl öğretti? Sabırlı olmam lazım. Bu fotoğraf çektiğim için. Çünkü karşımdaki yani şahika modelim, canım arkadaşım, o ayrı. Onunla fotoğraf çekerken birbirimize anlaşıyoruz ama karşıma bir balık, hele bir köpek balığı geldiğinde dur kardeşim bir dakika şimdi iyi fotoğraf da gözüme bakarsan iyi çıkar. Öyle olmuyor. Ama işte bir şekilde onun yolunu buluyoruz. Köpek balığı gördüğünüzde de korkmadınız mı mesela? Yok. Şimdi bu köpek balığı dalışlarımız ekranda da şu anda izleyicilerimizin gördüğü dalışlarımız ilk köpek balıklarıyla birlikte oluşumuz değil. Şahika'da çeşitli yerlerde köpek balıklarına dalışlar yapmış. Ben de görmüştüm Maldivler'de falan ama bu köpek balıkları farklı köpek balıklarıydı. Asya'da onu anlatmıştık. Bunlar biraz daha vahşi. Nasıl diyeyim? Vahşi de değiller de daha büyükler. Ama bu yıl Şahika'nın peşinden Filipinlere gittik. Orada whale sharklarla daldık. Yani onların yanında cüce gibi kaldık. Ne kadar yaklaştınız derseniz şöyle. Nasıl bu şekilde. Dokundunuz yani. Tabii ki. Aslında dokunmam yanlış. Ama bir nasıl korunma bir duygu diye. Şeyiniz var mı yoksa normal hiçbir böyle? Hiçbir şeyimiz yok. Whale shark dediği yani balina köpek balığı zaten tehlikesiz bir tür. Ama büyüklüğünden korkuyor. Ebat olarak çok korkutucu tabii, görsel olarak alışkın olmadığımız bir şey, bir kamyon büyüklüğünde. Ama hiçbir zararı yok ve planktonla falan besleniyor aslında, etçil bile büyüklüğünde. Değil. Kamyon büyüklüğünde, evet. Yani o yeni projemizde Şahika'nın çektiğim fotoğrafını şey yapacağım, onun için burada yok ekranda ama Şahika belki şöyle kuyruğunda falan duruyor. Şimdi diyeceksiniz ki o büyüklükten ürkmedi mi, korkmadı mı? İşte onları galiba deli cesareti demeyeyim, cesaret ve korku birbirine bağlı şeyler. Belki cesaretliyim aslında da korkumu da yenmek için bazı... Korktuğunuz diyeyim? Bir şey var mı? Yani vardı da var. Mesela korktuğunuz bir hayvan. Hayvan değil, insanlardan korkuyor. Yani böcekten, yılandan... Hiçbirinden korkmuyorum. İnsanlardan korkuyorum. Siz şimdi korku deyince... Benden korkuyor musunuz? Yok, sizden korkuyorum. Teşekkür ederim. Ama yani şimdi siz düşünün ki her gün üçüncü sayfadaki kadınları, onların gözündeki şiddete uğradıkları zaman ölüm korkusunu... O korku başka. Benim Şahika'yı pozlamak için köpek balıklarını sağından solundan geçerken izlediğimdeki korkum başka. Ben bu korkumu eğitimimle yahut onlara nasıl yaklaşacağımı bilerek, öğrenerek yenebilirim. Ama diğer bahsettiğimiz korku o kadınların gözünde onlar ölüme gideceklerini bile bile pis pisine ölüyorlar. Şöyle bir şey, ben insanlardan evet, biz bunları çok konuşuyoruz gün içerisinde maalesef. Yani bu programda biraz daha hayatın başka yönlerini anlamaya çalışıyoruz. Mesela uçaktan atlar mısınız paraşütle? Eskiden yükseklik korkum vardı. Yani şöyle ne bileyim bir yüksek binanın kenarına gidip aşağı bakamazdım ama belki paraşütten gözümü kaparım. Çünkü hani gözümü kaparsam atlayabilirim ama paraşütle çok yükseldim. Kayakta, denizde, normal paraşütle atlamayı denemedim. Bungee jumping yapmadım ama korkudan değil. Öyle bir şey gelmedi ama dediğim gibi korktuğum hiçbir zaman bir hayvan olmadı. Şahika sen korktun mu nefesim yetmezse diye? Benim nefesim zaten yoktu. O yüzden yani o
hastalıklı çok iyi bilir o hikayeleri. Benim çocukluğumda bir astımım olduğu için zaten nefes alamıyordum. Dolayısıyla sualtı benim için bir iyileştirici, kurtarıcı. Yani benim her zaman zaten suya minnetle yaklaşmam da o yüzden. Ben su altında nefesimi tutmak, hani nefessiz kalmak diye bir şey yok. Aa, çok güzel bir dünyaya geldim. Yani o daldıkça aslında ben nefes alabildiğimi hissettim. Hiç kendimi o kadar rahat hissetmemiştim. Karada, yani normal ev yaşamında çok daha rahatsızım. İşte toza alerjim var, polene var. Sürekli hasta oluyorum. Evden dışarıya çıkamıyorum, okula gidemiyorum falan çocukken. Ama suya girdiğimde bir anda böyle dünyam değişti. Dolayısıyla korku değil, tam tersine kurtarıcı evini gibiydi. Buldum. Evimi buldum. Evet. Aynen, aynen. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu anda yan yana oturuyoruz ya biz. Tesadüfün böylesi. Benim hikayem de aynı. Nasıl? Ben de müzik denizine aynı şekilde daldım. Spazmatik bronşit. Çocukluğumda astım. Çok kötü. Aynı şahika gibi. Ve nefes alamıyorum. Oksijen makinesi. Evet. Sürekli onu nefes nefes hava 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 diye evde koşuyorum. Evet. Misafirler diyorlar ki bu kız niye hava hava istiyor? Hava hava anlıyorlar. Çünkü niye çocuk hava diye koşsun ki evin içinde? Hava hava köpek istiyorum zannediyorlar. Ya şu kıza bir köpek alın, köpek alın diye. Ben makineye koşuyorum aslında. Su buharı üretiyor. Ve doktorlar işte diyorlar, babam da doktor zaten. Diyor ki işte çok ciğerlerini zorlamayın, çok şarkı söylemesin, hareket etmesin. İçimde kıpır kıpır devamlı dans etmek istiyorum. Şarkı söylüyorum böyle evin içinde. Aman diyorlar şey olmasın, zorlamasın ciğerlerini vesaire. Ben inatla şarkı söylüyorum, şarkı söylüyorum, şarkı söylüyorum. O sırada şarkı söyleyince nefes aldığımı hissediyorum. Sen aynen. Denize girdiğinde, suya girdiğinde hissettiğin gibi nefes aldığımı hissediyorum. Sonrasında yavaş yavaş iyileşmeye başlıyorum. Aynen şifa geliyor. Aynen. Ve hatta işte TET Ankara'da çocuk oyu sınavlarını kazandıktan sonra o eğitim başlayınca orada da herhalde ses eğitiminin de verdiği bir profesyonel o eğitimi almakla beraber iyileşiyorum. Evini buldun. Şifa sen de evini işte buldun. İşte benim de evim. Peki insanın korktuğu şey ya da rahatsızlık duyduğu şey nasıl bir anda evi haline gelebiliyor? Bu ne ilginç bir durum. Çok insan var herhalde en büyük korkusunu bugünkü güvenli alanına çevirmiş olan. Hı hı. Yani hepiniz anlatırken öyle hissettim mesela. Ben mesela hani zannederler ya biz psikologlar işte sanki makineyiz, korkumuz yoktur, öfkemiz yoktur vesaire gibi. Benim için mesela o dokunuş deneyimim olmadığı için, hayatta böyle bir duygusal pratiğim de olmadığı için korkutucu bir şey. Ama Ayşegül Hanım için o tam da güvenli bir yerin bir uzantısı ya da Şayka Hanım için. Senin için belki stüdyo, şarkı söylemek. Bu bence bir aslında zaten demin söylediğim bu işte yaşamda hepimiz işte bir şekilde kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ya. Şey gibi geliyor bana hep. Zamanında korktuğumuz şeylere adım 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 ilerleyip tanıştıkça. Zaten bütün ön yargılar tanışmamaktan kaynaklanıyor ya. Bilmemek, tanışmamak. Kesinlikle. O yüzden de adım adım tanıştıkça, bugün bu rekorları konuşuyoruz belki ama oraya gelene kadar nerelerden, nasıl temaslardan geçildi, o nefes o hale gelene kadar da belki, böyle böyle güvenli alana ve eve dönüşüyor. Çünkü şimdi korku durumunda insan belli başlı tepkiler veriyor ya aslında işte kaç, savaş, don gibi hepimizin kendi sisteminde belli reaksiyonlar var. Bunlarla beraber bir yanıyla belki keşfet başladığında, keşfet neyden korkuyorsun hayatında ne oluyor? Sonra yavaş yavaş orayı zaten ev metaforunu söylediğin için söyleyeceğim. Dayamaya, döşemeye, güvenli alan olarak yaratmaya, orada nasıl rahat edeceğini bulmaya başlıyorsun galiba. Öyle bir yere gidiyor. Bunu en basit karanlıktan korkan çocukların büyüdüğünde zifiri karanlıktan başka hiçbir yerde uyuyamamasıyla da anlatabiliriz belki. Ben karanlıkta rahat ediyorum der. Bir şey daha soracağım tam bu noktada. Yani dedin ya keşfetmek, korktuğun üstüne gitmek. Mecbur muyum? Yani keşfetmek zorunda mıyım? Ben kendi güvenli alanımda kendime bir dünya yaratarak mecbur muyum korkularımın üstüne gitmeye ya? Aynı şeyi düşündüm. Ya, değil mi? Ayağım yere basacak mesela benim. Evet. Ben yüksekten atlayamam. Yani bütün arkadaşlarım yalvarıyorlar. İşte yok uçaktan atlayalım, bungee jumping yapalım, yamaç paraşütü yapalım. Emin ol çok güzel gelecek falan diye.
Bence istemekle çok alakalı. Yani... Keşif çağırır ya insanı. Evet, evet. Çağırmıyorsa bizi niye çağırmıyorsun? Tabii, belki de biz haberci olduğumuz için bizi çağırmıyor. O kadar çok şey yaşıyor ve keşfediyoruz ki aslında Akif. Belki de kalan yerde huzur arıyoruz. O da olabilir. Ya da keşif ve cesaret alanınız burası. Ben korkuyorum aslında. Yani böyle bir şeyin arkasına sığınmayacağım. Yani ben korkuyorum. Neden yapasın ki? Yani evet, ben de diyorum. Niye yapayım abi diyorum. Ya düşersek diyorum. Böyle ya paraşüt açılmazsa diyorum. Kapattığımda ya o yüksek ...lükten şöyle inerim, şunu yaşarım gibi böyle... ...çok korkuyorum ama bir tarafı var demiyorsan... Hiç ...his yoksa... ...o zaman neden yapasınız zaten? Ama bir tarafında şey diyor... ...ya ben oradan atladığımda acaba ne olacak? Hiç ve demiyorum. Ne hissedeceğim? İşte mesela siz demiyorsunuz, ben onu diyorum bazen. Öyle bir seçim farkı oluyor bence. Yani cesaret... hayatı böyle yaşamayı seçmekle ilgili. Var öyle çünkü şey yani var. En korktuğu şeyi yapmaya başlıyor, deniyor... Ve sevmeye başlıyor. Evet, ve başarıyor. O şey gibi bir ayrım aslında. Bence hani korkuyla cesareti biz biraz şöyle karıştırıyoruz. Aslında hani korkuna rağmen hareket edebiliyor olman zaten cesaret olduğu için. Gökhan da çok iyi bilir. Sanırım zaten cesaretli olmak, cesur olmak korkmamak demek değil. Değil, o korkuya rağmen hareket edebiliyorsan aslında cesur olsun. Yoksa zaten korkmuyorsan sen cesur değilsin ki bir şey değil. Yani bir, hani zaten korkmuyorsun. Hani ben bu suyu içtiğim için cesur değilim. Çünkü zaten reklama gidecekmişiz Adilgeciğim. Çok özür dilerim. Şimdi hemen gideceğiz. Hemen gidecekmişiz. Dakikamız varmış ama hemen şurada kendine de haksızlık etme. Biz ikimiz de savaşa gitmiş. Savaşta da muhabirlik yapmış insanlarız. O kadar da oturduğumuz yerde oturmaya... işte bak... Aynı şey ama çatışma belki bölgelerinde ben bu ayağım yere değsin. Halep'te belki... başına sıkacağız desinler. Uçaktan atlamakla kesinlikle değişmem yani. İşte senin de korkun üzerine gittiğin alan o olabilir. Reklam efendim. Onun başka bir travması var tabii. Senin ne en büyük korkun? Az önce reklamda söylüyordun. Bize de paylaş. Eşimi kaybetmekten çok korkuyorum. Eşimi, evet. İnsan böyle çok sevdiği zaman o sevdiğini kaybetme korkusu. Yani sevgi de çok tuhaf bir şey. Ya hem böyle inanılmaz mutluluk veren, bütün hayatına anlam katan. Ama o sevdiğin içinde o işte kaybetme korkusu da paket olarak geliyor. Onu göze almak da gerekiyor. Ya hiç sevmeyeceksin canım acımasın diye ya da acı çekmeyi göze alarak sevmeye devam edeceksin. O da cesaret gerektiriyor bence. Bu daha zor bir şey Şaka bu. Şaka yapıyorsun. Sevmek daha mı zor? Hayır tabii ki ben yani... Hayır canım tabii ki seviyorsundur da insanları ama hani... Yani bu beşeri ilişkiler falan bir tık daha zor geliyor bana. Suyun altında yaşam o kadar kendi akışında ilerliyor ki hani Ayşegül'ün dediği gibi insanlar... Bazen daha çok korkutuyor. Çünkü biliyorum ki bir köpek balığı nasıl davranacak? Hani onun besin kaynağı ben değilim, bana saldırmayacak. Ama dünyada veya insanların ne yapacağını zaten bilemiyorsun. Hani bilmeyelim de ama çok böyle vahşi şeyler de olabiliyor. O yüzden ben çok bilmiyorum ya. Yani daha su altında daha güvenli hissediyorum tabiatta kendimi. Tabiatta hiç şaşırtan bir şey yok. Dolayısıyla o yüzden herkes kendi akışında tabiatta ve doğal akışında ilerlerken tek varlık bizler insan. İşte komplo teorilerimiz yani insanlığın işte evrimi boyunca zaten hani zihin yapımız o kadar değişik gelişmiş ki bence. Bana da bu heyecanlı geliyor. Yani insanların bu kadar bilinmez olması, farklı olması böyle biraz bulmaca çözmek gibi. Bilinmezlik çok güzel, çok güzel ama bu tehlike arz ettiğinde işte üçüncü sayfa haberi falan olduğunda da. Ama şöyle bir şey var o noktada da mesela kadınlarla ilgili mevzuda da ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hani korkuyoruz diyoruz ya böyle dışarı çıkarken korkuyoruz artık bu olaylardan sonra korkuyoruz diyoruz ama... Bunu çok fazla tekrarlamayı sevmiyorum. Çünkü bu insanların yani bu faillerin en büyük zevk aldığı şey de bizi korkutmak. Yani aslında amaçları zaten bizim evlerden çıkmamamız. Amaçları zaten bizim korkmamız ve kadının dışarıdaki dünyadaki yerinin gitgide daralması ve azalması. Dolayısıyla biz korkuyoruz dedikçe onlar bundan zevk alıyorlar ve ekmeklerine yağ sürmüş oluyoruz. Yani korkumuza rağmen aslında o gücümüzden ve cesaretimizden hiçbir zaman kaybetmeden yolda yürümeye devam
devam etmeye ve varlığımızı apaçık ortaya koymaya, konuşmaya, ayakta kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani Gökhan çok iyi bilir bunu, tabii ki onun yerine asla konuşmak istemem ama şöyle bir şey okudum Gökhan, doğru mudur? Yani mesela cinsel hazdan bile daha fazla zevk alıyormuşlar karşıdaki kurban olarak gördüğü kişiyi korkutmaktan ve onun üzerinde tahakküm kurmaktan, beden bütünlüğünü bozmaktan. Aslında yani bu failler, yani biz zannediyoruz ya sadece cinsel hazını tatmin etmek için. Hayır, o korkuyu yaratmak, o kişinin teslim olmasını görmek daha büyük bir haz veriyor onlar. O hazı vermeyelim istiyorum. En azından yani o çok korkuyoruz ve çaresiz hissini o insanlara vermeyelim istiyorum. Ama zaten bunlar çok sağlıklı profiller, evet, değil. Evet, yani değil. Bunlar... Tabii yapabiliriz ki korkmuyoruz desek bile ben şimdi düşünüyorum yani onların saldırısına uğrayan insanlar sonunda bir şekilde yani yahut çok çabuk öleceklerini biliyorlar. Yani o korku bambaşka bir şey. Tabii yani ki korkmayalım bunu... diye tabii ki korkmayalım ve bu kadınların bu şiddet gören kadınların hepimiz sesi olalım. Evet. Yani evet. Kaybettiğimiz kadınların, çocukların, hayvanların sesi olalım. Cesur, evet, olalım. O ayrı ama hani ben hep şeyi düşünüyorum. O anda o his ne hissedilir yani? Kurduğunuz empati çok değerli. Ben de kuruyorum. Zaten o empatiyi kurabildiğimiz için bu mücadeleyi veriyoruz. Korkuyu, korkmak çok normal, çok doğal. Tabii ki o içimizde onu hissediyoruz. Ama o korkuya rağmen ilerlemek, işte yapmamız tabii gereken onlar adına da, onlar için de. Ben bu insanların bizi bezdirmesine, evlere kapatmasına, korkuyla hareket etmemize neden olmalarına izin, hı-hı, vermek istemiyorum. Evet. Peki burada Gökhan, bir şeye üzülmek ya da bununla ilgili korku. Hı-hı. Ama bir taraftan da eyleme geçme kasımızın zayıf olması. Hı-hı. Yani bir yerde bir duygumuz var ya da korkumuz var onunla ilgili. Korku bir duygu mudur bu arada? Duygudur tabii. Bir duygumuz var ve bu duygu korku. Hı-hı. Ya da işte endişe. Hı-hı. Ama eyleme geçme kasımız zayıf. Oturduğumuz yerde korktuğumuzda kalma hali. Bu her türlü konu olabilir. Bu işte az önce kendimize meydan okuma olabilir. Ne bileyim, soğuk suyun altında duş almak olabilir. Akif gibi yukarıdan tepeden paraşütle atlamayı reddetmek olabilir. Benim gibi aynı şekilde. Burada eyleme geçmekle korkmak arasındaki kas nasıl tekrar güçlenebilir? Yani tabii bazı meseleler var ki bunu insanın doğasından sadece anlatmak çok eksik kalır. Hani burada da beraber konuştuğumuz. Elbette sen de dediğin gibi hep konuşuyoruz, hep bir şeyler söylüyoruz ama buradaki asıl mesele elbette herkes birlikte cesaretin sesini çıkartsın. Ama artık bir yerden sonra sistemlerin çare bulması gereken şeylere insanlar çare bulmaya çalıştığı için tıkanıyoruz. Evet. O yüzden de bu mesele oradan geliyor. Bunun dışında sorduğun yerde aslı şey gibi bir yer var. Eylem dediğin şey belki cesaretle ilgili bir yerse. Korku ve cesaret zaten çok kardeş baktığımız zaman. Yani şöyle bir düşünelim beraber. Korkuyu biz aslında gerçek ya da beklenen bir tehlikeye karşı hissederek aslında kendimizi koruyoruz. Korkmak bir kendini korumaktır ve korku sağlıklı bir duygudur. Korkalım. Ben hiçbir şeyden korkmam diye haykıran insanlar aslında korkmaktan korkuyorlardı en öze baktığımız çok zaman. Doğru. Ben onun kitabını yazdım. Öyle korkma mi diye. Aha. Ama pardon, lafınızı kestim ama tam yerinde dalışlara başlamadan önce ilk böyle kendi sesimi belki duyurma şeyimdi. Korkmaydı kitabın adı ama orada vermek istediğim mesaj korkmaktan korkmayalım. Özür dilerim. Ne demek? Kestim. O çok zaten hani öz bir yer bu. Çünkü cesaret her konuda ve her alanda hayatın içinde mümkün olan bir şey değil. Ve kendimizi korumak için, sevdiklerimizi korumak için korkuyoruz zaten. Niye eyleme geçemiyor olabilir? Özellikle o cesareti isteyen insan. Evet. Çünkü mesela ne güzel söyledim, ben onu istemiyorum dedim. Hı-hı. Mesela onu yapmayayım, ayağım yere basacak. Bu yani aslında orayla ilgili bir hayal yok, hedef yok, keşif yok, merak yok. Gerek yok. Gerek yok. oradan bakınca ama hem çok isteyip keşke buralarda olsaydım, keşke o yollara ben çıksaydım, keşke ben de onun gibi şarkı söyleseydim. Tam da bu. Diyen insanların aslında tabii çok temelde baktığımızda tamamlanmamış işleri vardır. Büyüdükleri evde, sosyal çevrede adım atmak istedikleri zaman durdurulmuşlardır. Model aldıkları bir hayatlarından belki de o kadar
kötü durmuştur ya da 2.80 yapışmıştır ki onun dünyasında. Ben de onun gibi olmayayım diye duruyor olabilir. Öğrenilmiş çaresizlikleri vardır belki. Yani ben ne zaman denesem yapamam. Ya da ben ne zaman yola çıksam geri dönerim gibi. O zaman eylem sadece cesaretsizleşmiyor aslında. Kişi zaten kendi sınırını baştan çizmiş oluyor hayatın içerisinde. O yüzden eyleme geçemiyoruz. Ya ama bu dediğin tamam, senin görevin olarak, işini yaptığın profesyonellik olarak insanları anlama ve bir şekilde yol gösterme tamam. Ama benim buradan okuduğum biraz bunun içinde kurban bilinci de olmuyor mu? Ya bazılarında evet engellenme ama bazılarında da oturduğu yerden kurban bilinciyle hiçbir eyleme geçmeden yaşamak hali olmuyor mu? Ama zaten her tırnak içinde kurbanın da önerilmiş çaresizliği vardır. Şimdi deneyip bu hayatta bir şekilde yapamayacağına inananlar dışında hiç denemeden yapamayacağına inananlar da var. Bir de aslında kurban dediğin şey çocuklukta evde iş yapan bir roldü. Yani belki de hakikaten bulunduğu, büyüdüğü çevrede mağdur olmak ona daha fazla sevgi getiren, ilgi getiren, şefkat getiren bir şeydi. Orayı da öyle atmak, ben artık kurban olmayacağım diye yola çıkmak her zaman kolay. Ya da evdeki sistemin dili dışına alıyorsun. Çıkmak çok zor bir şey. Yani ben konu çok bohem bir yere gitmesin, gergin ve başka türlü olmasın diye aslında az önceki konularda çok can sıkıcı konulardı. Suriye'de çalıştığımız dönemde savaş zamanı Irak ve Suriye'de terör örgütü işte 300 tane işte DAEŞ adamı esir alıyor. Bunlar üstlerinde hiçbir şey yok, sadece iç çamaşırlarıyla elleri ve ayakları bağlı değil, normal şekilde yürüyorlar. 12 tane başlarında terör örgütü mensubu var, silahlı bir şekilde bunları infaz etmeye götürüyorlar. Bu adamlar işte bir kilometrelerce yol yürüdüler infaz edilecekleri yere götürülmek için. Cesaret edip birisi sadece veya 10 tanesi, 20 tanesi birine saldırıp silahını almaya kalksa bu 300 kişinin 250'si hayattaydı belki. Ama ben buna çok rastladım. Yani esir alınan binlere rastladım. İnsanın bununla karşılaştığında doğrudan boyun eğdiği, yani Spartaküs'ün Spartaküs olma sebebi cesaret etmesi. Yani sistemi tanımıyorum ve baş kaldırıyorum, başka bir şey deneyeceğim demesi belki. O nedenle böyle büyük meselelerde her anlamda söylüyorum, yeni bir cümle kurmak, sistemin dışında bir şey söylemek, hakikaten büyük ve tarihe geçici bir şey. Yani bu kendi tabii mikro ölçekte yaşamlarımız dışında söylemek istiyorum. Bir de dediniz ya, korkmak da cesaret etmek kadar tabii bir şey. Kelime olarak korkak aşağılayıcı bir ifade gibi. Korkuyor kötü bir şey, olumsuzluk çağrıştırıyor ama cesur, cesaret, cesaret sahibi. Bu mesela böyle olmamalı mıydı diye merak ettim. Yani diğer taraftan iyi ki bir yandan da dilimizde cahil cesareti, aptal cesareti gibi yerler var. Onlar da var. Çünkü gerçekten de cahil cesaret çok gerçek bir şey bu arada. Yani ben çok başıma geldiği için çok cahilce cesur şeyler yaptım ben. Bazen güzel şeyler de geçiriyor. Hepimiz yaptık ya onu gençken. Ya zıtlıklar zaten birbirine o kadar çabuk geçişli ki, yani korkuyla cesaret, korkunun aşırısı, korkunun aşırısı nasıl zararlıysa cesaretin aşırısı da aslında işte aptallığa ya da cahilliğe varıyor. Yani aslında ikisi çok zıt gibi görünürken ikisinin de aşırı kutbu birbirine dönüşmesine neden oluyor. Ve eninde sonunda aslında baktığınız zaman o korkuyu nasıl, onunla nasıl baş ettiğin aslında senin biraz karakterini de şekillendiriyor. Ben anksiyeteden çok korkardım. Hepimizin anksiyetesi vardı. Benim gençliğimde de çok yoğun anksiyetem oluyordu. Tabii bunalımlara giriyordum. Bir müzikle vesaireyle ilgileniyorsanız tabii daha da duygusal anlamda yoğunlaşıyorsunuz sanat alanında. Bu da beni böyle çok duygu yoğunluğuna sürüklüyordu. Sonrasında insanlara bunu göstermekten korkmaya başladım. Yani anksiyetem yokmuş gibi. Korktuğum noktaları saklamaya başladım. Korkusuz gözükmeye çalıştım. Güçlü gözükmeye çalıştım. Hep neşeli gözükmeye çalıştım. Ve bunun sanki beni daha çok sevdireceğini, insanlara daha çok beni kabul edeceklerini, onaylayacaklarını düşündüm. Hep onu bastırmaya çalıştım.
sonrasında öcü olmaya başladı. Yani korkum öcüye dönüştü resmen. Anksiyetem öcüye dönüştü. Ay anksiyetem olmasın, ay anksiyetem gelmesin. Sonra yavaş yavaş korkudan korkmak dediğiniz gibi sizin de yani korkudan korkmaya başladığımı fark ettim. Ben anksiyeteden korkuyorum, korkunun kendisinden korkuyorum. Ortada bir şey yokken bile onun gelmesinden korkuyorum. Sonra bir yerde okudum, belki anksiyete yaşayan insanlar da vardır. Tabii Gökhan'ı kusura bakma senin yanında söylüyorum. Deneyim olarak söylüyorum ben sadece, bireysel deneyim olarak. Bir yerde okudum. Orada yazıyordu, diyordu ki anksiyeteyi bir küçük çocuk gibi düşünün. Aslında ilgi isteyen küçük bir çocuk gibi. Ve sen ondan korktukça, onu öncüleştirdikçe, git istemiyorum git git dedikçe o aslında duruyor ve ilgi çekmeye, ilgi istemeye devam ediyor. O çocuk bakıyor oradan, benimle ilgilen, benimle ilgilen. Ama sen aslında onu kucaklayabilsen, onu bir dinleyebilsen, ne anlatıyorsun bana desen, belki bir karşına alıp konuşsan, o kadar korkutucu olmaktan çıkacak. Ve belki onun arkadaşı olacaksın. Böyle böyle yavaş yavaş korkumla barışarak böyle böyle atlatmaya başladım. Korkuyu öcüleştirmek, öcü olmaktan çıkararak. O yüzden çoğu zaman bize bir şey anlatmak için de geliyor sanırım korku. Ama tabii fark etmek zaman alıyor. Herkes bu kadar hızlı farkındalıkları hayat içerisinde geçemiyor. Kaygı çok zorlayıcı bir şey. Tabii. Anksiyete, kaygı dediğimiz şey bu arada korkunun daha senaryo hali olduğu için o da gelecekle ilgili değil, geçmişle ilgili. Geçmişte yaşadıklarını geleceğe projekte ediyorsun. Senin söylediğin yerle ilgili de... Ben anksiyete ile ilgili bir şey söyleyeceğim sonra. Evet. Korkak etiketini yapıştırıyoruz ama cesur değil mi? Övülerek söylenen bir yer gözü taraftan da. Şimdi bence belli konularda yaşamla ilgili özellikle keşfetmek istemediğimiz alanlarda ya da daha henüz korkuyu dönüştürmeye hazır değilsek korkak olmak hiç fena bir şey değil. Ara ara korkaklıklarımıza da sahip çıkalım. Ama hiçbir delikanlı böyle bir şey kabul etmez. İçten içe ya, içten içe izliyorsanız gençler içten içe edebilirsiniz. İçten içe etsin. Ayıp. Dışarıda söylemek. Bir de bir şey söyleyeceğim böyle. Biri birini sürekli korkak olmak üzerinden etiketliyorsa etiketleyenin korkmakla ilgili bir derdi vardır. Bence de. Ona böyle söyleyebilirsiniz. Bunları da akıllısınız. Ama okullardaki bu akran zorbalığında bunu idrak edecek yaşta değiller ve ortamda değiller. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet. Tüm bunlar çağımızın hastalıkları mı? Yani çağımızda çok artmış hastalıklar. Evet. Eskiden vakit isteyen şeyler mi mesela ya da konfor isteyen şeyler mi? Ben mesela mülteci kampında anksiyete diye bir şey hiç duymadım gibi. Mesela depresyon diye bir şey hiç duymadım. Hayatta kalma güdüsü çok ön planda orada. Yani şöyle gelir bana her zaman. Önce bu dönem gerçekten de bastırılmış öfkenin, bugüne kadar bir şekilde tetikte bekleyen kaygının ve maskeli depresyonun en yüksek dönemlerinden biri. Bizim toplum için bunu söylüyorum. Neden bu dönem? Bence sıkışmış ve sıkıştırılmış çok fazla duygudan ve dönemden geçtik. Yani bunu toplumsal olarak okuyabiliriz. Sadece birey bunu Türkiye için mi söylüyorsun? Bunu Türkiye için söylüyorsun. Tamam. Seanslara da başvuru bu konularla ilgili en çok. Elbet ilişki problemleri ve herkesin çocuğuyla ilgili endişeleri. Akran zorbalığının söylediğin için söylüyorum en zirvede olduğu dönem. Çok. Çünkü flört şiddeti, dijital zorbalık. Ve gerçekten de etiketlenen çocuk sayısı da çok fazla baktığımız zaman. Bunların hepsi bu arada üstüne saatlerce konuşulacak mevzular. Bir mülteci kampında o deneyimi elbette sizler bilirsiniz. Ya da bir savaş ortamında. İnsanların anksiyetenin senaryosunu yazacağı bir senaryo kalmıyor ortada. Çünkü mesele hayatta kalmak. Evet, vakti gerçek sahici bir korku. Evet. Hatta bu korkuya rağmen bir şekilde mücadeleye devam etme zorunluluğu. Hani insan kriz anında bazen onu zayıf düşürebilecek duygusunu alır kitler ya. Öyle bir yerden bahsettiğin için orada durum farklı. Ama yoksa konforlu bir alana sahip olması lazım. İnsanın bir miktar depresyona girebilmesi için ya da işte anksiyetesinin artması için gibi bir sonuç çıkar mı? Şöyle çıkar. Rahat, sakin bir alana ihtiyacı var. Zemin en temel psikolojik ihtiyaç güvende olmak. Evet, güvende olmak. Güvende olmak sağlanmadıysa zaten oradaki bütün mücadelen onun depresyonu ya da kaygısını yaşayamadan onu can biraz sağlamak hayatta. Şunu diyebilir miyiz o zaman şu anda televizyonda bizi izleyen, işte anksiyetesi olan ya da depresyonda olan insanlara? Yani zemininiz sağlam, üzerinde küçük bir oyun oynuyorsunuz ve buradan böyle çıkabilirsiniz. Yani zemininiz sağlam olmasaydı şu an
bunları da hissetme fırsatınız olmayacaktı. Hı-hı. Biraz o çocuk gibi düşün ve konuş dercesine. Bu arada seyircilere de söyleyelim yani, bize yazın hani X üzerinden. Bunu yapmadık, yapalım. Evet yapalım. Ya biz unuttuk, kusura bakmayın, ne olur. Bundan sonra ekibe de söyleyelim, hashtaglerimizle yapalım. En büyük korkunuz ne? Yani bize yazın, Akif'e yazın, bana yazın, programa yazın, Instagram üstünden, X üstünden lütfen rica ederim. Ben senin hanımefendiliğini yerim. Ya burada bütün burada bütün haş, ama bak ses etmiyor ama varoluş nasıl böyle duruyor bak. Bütün böyle dik, bütün bak ama söz büyüğün yani, o yüzden. Anladın mı? Ya. Şimdi ama sen az konuşunca burada vicdan azabı çekiyorum. Olur mu öyle şey? Sanki sana daha az bir şey sormuş gibi. Çok tatlısınız. Yani senin mesela korkularınla başa çıkıyor. Su altından bahsetmiyorum. Genel olarak şahika olarak burada cool duruyorsun, burada kaya gibi duruyorsun. Ama için öyle mi? İçim öyle mi? İçim öyle değil. Yani genel olarak ben duygularımı çok yoğun yaşayan birisiyim. Sevincimi de çok uçlarda yaşıyorum, üzüntümü de çok uçlarda ve derin yaşıyorum. Ama bunu da mesela dalışlarla aslında korele edebiliyorum. Yani ben bir dalışta o kadar farklı duygular hissediyorum ki işte 3-4 dakika boyunca hep nefes tutarken o anda kalmaya çalışıyorum. İşte basınç farkı, aydınlıktan karanlığa iniyorum ve karanlıktan tekrar dakikalar sonra aydınlığa geçiyorum. Ve hani boyut değiştiriyorsunuz resmen. Ve dolayısıyla hani bu kadar derin bir şey hissetmenin bedeli de bazen üzüntünü de bu kadar derin yaşamak oluyor. Çünkü duyguları çok derin hissetmeyi sana öğretiyor yaptığın farkındalık dolu olan iş. O yüzden ben bir şey olduğunda... Yani duygusal bir insanım zaten. Çok etkileniyorum, çok derinden yaşıyorum ve hani kimi insan mesela örneğin kötü, üzüntülü veya bir yaz dönemi geçiriyor. Ben onu böyle dibine kadar yaşarım. Ya en iyi Ayşegül bilir zaten. Biliyor bana oradan. O zaman yani mutlu olduğunda da o hikayeden çok tat bir yerde yaşıyorsun yani durumda. Yani böyle inanılmaz derin hissediyorum. İşte çok... Denge işte. Nasıl? Denge işte yani. Çok çok sevdiğinde o yok. Çarpıcı olabiliyor. O tam bir denge bu işte. Ama enteresan olan dalış yaparken de çok merkezimde ve dengeliyim. Etrafımda yani dünyanın en kötü olayları olsun, ip kopsun, başıma bir şey düşsün, fırtına çıksın. Hatta son dalışımda bu. Son Türkiye rekoru kırdığımız dalışta bir dalga geldi. Fırtınalı bir gündü. Yani çok yakın zamanda. Ve ben su yuttum. Nefes bile alamadım. Nefes almaya devam ettim. Hem su içtim hem nefes aldım. Denizdeki o dalgayı yuttum. Öyle daldım. Yaptığım en güzel dalışlardan birini yaptım ve umurumda olmadı yani etrafımda çıkan fırtına. Ama bazen özel hayatımda çok dalgalanabiliyorum. Fakat bundan da böyle şikayetçi değilim. Bence duyguları derin yaşamak önemli bir şey. Ben Şarkı, hayatı böyle yaşamak istiyorum. Bunları birbiriyle kıyaslayıp mesela dalışta karşılaştığın ya da dalış yaparken muhtemelen bir de düşünsel bir yolculuk mu yapıyorsun? Yani dalarken bir şey düşünüyor musun mesela? Dalarken... Neler düşündüğünü bize anlatır mısın? Dalarken anda kalıyorum. Yani o an işte her saniye, şu an meditasyon yapıyor gibi bir şey oluyor aslında. Her saniye yapmam gerekenleri yapıyorum. Zihnime bir düşünce gelirse o beni yaptığım işten alıkoyuyor. Aslında normal yaşamda şey da dalıyorsun. Öyle ya. Yani şu an Aslı ile konuşuyorsam onunla... Konuşmak yerine aklıma işte buradan çıkınca yapacağım bir plan geliyorsa aslında %100'ümü veremiyorum demek Aslı'ya. Ve onun işte bakışındaki parlaklığı belki yakalayamıyorum. Bir şeyleri kaçırıyorum. Aynı şey dalış için de geçerli. Aslı, konukların seni bu kadar çok sevmesi. Çok seviyorum. Bana merhaba deyip Aslı'ya falan gibi. Ya biraz öyle oldu, kusura bakmayın. Yok, ben alışıyorum. Akif'cim ama şeyden aslında yaptığım böyle işten biliyorsun. Yani ne üçüncü yayınımız galiba o yüzden. Dolayısıyla böyle sadece bana en çok gelen soru o. Dalarken ne düşünüyorsun o 3-4 dakika boyunca nefes tutarken? Aslında olay o an başka düşüncelerle o anı doldurmamak, kirletmemek. Sadece o anla %100'ünüzü böyle tüm hücrelerinizle verebilmek. Çok enteresan şeyden dolayı sordum, özür dilerim Şayka. Mesela ben nefesimi tutup işte dipten yüzdüğüm zaman nefesimle ilgilenmemek için başka şeyler düşünüyorum ve daha uzun yüzüyorum. Hı hı. Yani kendimde fark ettiğim bir şey bu. Hı. Belki bilmiyorum, ben de öyledir. Nefesimi düşündüğümde veya daldığımı ve yüzdüğümü düşündüğümde işte atıyorum 30 metre sonra çıkıveriyorum hemen. Yani şey oluyorum, nefesim tıkanıyor. Doğru. İkisinde de bir şey düşünüyorsunuz ama. Ben hiçbirini yok ediyorum. Ben uyku modundayım yani. Bundan çıktığında o zaman
o yaşadığın şeyleri orada mı düşünmeye evet, başlıyorsun? Evet, bazen yarısını hatırlamıyorum. Çoğu dalışımı hatırlamıyorum yani. Hayatınla peki yani hayatına yansıttığın, hayatınla örtüştürdüğün şeyler ne burada? Yani, mesela, yani bu, bunun sana öğrettiği şeyler yaşamında tatbik ederken ne? Bir kere anda, hangi gücü verdi? Anda kalmak ve yani kıymetini bilmek bazı şeylerin. Biriyle bir konuşmanın, bir deneyimin, hepsinin bana bir şey kattığını görüp yani böyle o anları kucaklıyorum. Böyle bir faydası oldu. Bir de bu akşam çok korkudan konuştuk. Yani benim için korku o noktada izafileşti mesela. Örneğin gece denize girmekten veya ayağı yere basmayan bir yerde denize girmekten insanlar çok korkabiliyor bazen. Benim çevremde de korkan insanlar var. Halbuki orada biraz vakit geçirip işte onunla ilgili bilgi sahibi olunduğunda hani gece dalmaktan, gece yüzmekten korkuyorsunuz mesela. Ama aslında gündüz olan suyun aynısı. Sadece orada ışık yok. Evet. Aynı yaşam, aynı şeyler. Şimdi buna alıştığında, orman bunu bildiğinde... Ama yani gece giremezsiniz, gündüz çok güzeldir. Ya ben işte böyle şeylerden biraz zihnimle de oyun oynayarak... Ya aynı şey, bir deneyeyim bakalım falan diye. Başta tabii böyle bir kıpır kıpır bir heyecan alıyor ama... Aslında yani o korkunun izafi ya da dünyanın başka yerlerinde çok daha... Korku dolu bir yaşam içinde barınabilme çabaları içinde olan insanlar var. Bizim burada başka korkularımız var. Dolayısıyla korkular çok değişip dönüşebilen şeyler. Korkarak yaptığımız şey mi cesaret oluyor yani? Korkmadan yaptığımız şey. Mesela senin tam dalış senin için artık çok tabii bir şey. Korktuğun hiçbir şey yok. Orada hatta çok keyif alıyorsun. Cesaret ederek yaptığın bir şey var mı hayatında? Yaşamak. Mecburuz. Mecbur değiliz yani. Her gün devam ediyorsak bir şeye, devam etme cesaretini gösteriyorsak bence yaşamak cesaret gerektiren bir şey. Ama hakkıyla yaşamak diyebilirim belki. Hani o bir enerji, efor sarf etmenizi gerek duyduruyor. Daha bence somut bir şey olsa. Ya şöyle, şimdi ben hiç nefes alamamaktan... Yaşamak böyle... Doğru, evet. Doğru söylüyorsunuz. Ama hiç nefes alamamaktan bir anda böyle benim kurtarıcım oldu ya, aslında çoğu insana göre çok korkutucu bir şey. 4-5 dakika 100 metreye dalıyorsun karanlıkta. Ya bir şey olsa hani vurgun yer misin vesaire. O kadar çok kendi ailem dahil korku dolu yaklaşılıyor ki. Ama işte bana göre de bir korkutucu. Dolayısıyla ben hiç böyle hani ölüm nasıl diyeyim yaşamıyordum bile o zamanlar. Ama suyla hayata dönünce... Bir anda o korktuğum, korkulabilecek şeylerin aslında bana yaşam verdiğini gördüm. Sonra bunu yaptın ve yaptın ve doğalın oldu. Şimdi bu yaşa geldin. Şimdi aynı örnekleri alıp diğer bütün böyle korktuğum şeylerde... Öyle mi yapıyorsun hepsini? Ya yapıyor değilim ama böyle açıkçası hani neredeyse ölecek gözüyle bakılan bir çocuk şu an dalıyorsa hani ne korkutabilir ki beni diyorum. Ve korkmuyorum yani çoğu şey açıkçası korkum yok. Ama tabii ki üzüntüm, duygu, iniş çıkışlarım pek çok yani şeyim var. Ama bu bir korku değil. Yani bu hayatı yaşamak. Hayatın parçası. Yani bu noktada tabii... Gökhan bir şeyler söyleyecek bu arada söyleyeceğim galiba. Mesela Gökhan, kırmızı ışıkta geçmeye korkmak aslında bizi hayatta tutan bir şey. Evet. Yani her çünkü kırmızı ışıkta geçmeye korkmamız gerekiyor zaten. Oradan geçen başka bir aracın bize çarpmaması için. Bu korku... Hem toplumsal bir adap ve beraber yaşama kültürü hem de aslında bizi hayatta tutan bir şey. Hayata devam etmemizi sağlayan bir şey. Günlük korkular aslında hayata devam etmemizi sağlıyor. Evet, ya korku ya o yüzden, ya bunlar artık tabii kurallar bütünü de olmuş ama korkuya o yüzden ihtiyacımız var zaten bence. Yaşamda kalmaya devam etmek için. Hatta işte... Bizim kendi geçmişten getirdiğimiz tamamlanmamış işlerimiz nedeniyle getirip de yarattığımız kaygılarımıza bile belli bir düzeyde ihtiyacımız var bazen. Sağlıklı kaygı denilen bir şey var. Yani bir mesela kaygı örneği verir misin? Ya belki şuralardan gidebiliriz. İşte belki herkes bundan korkmaz elbet ama uçağa bindin. Uçakta çok şiddetli bir türbülansın ortasındasın. Aslında işte türbülans her zaman böyle bir şey yaşatacak bir durum değildir. Ama o anda korkarsın, korkabilirsin hele çok şiddetlenirse. Ama havaalanındasın, biraz sonra uçağa bineceğim, uçakta kesin çok şiddetli bir şey olacak. Ben de şöyle mi yaşarım acaba, başıma bu mu gelir diye senaryolaştırmak kaygıdır. Kaygı insanın
kendi geçmişinden getirdiği bir şeydir. Ya da hepimiz yaşarız ya bazen, sevdiklerimi kaybedeceğim. Kaybeder miyim diye. Korku mu? Şimdi bu arada tabii ki zaten sevgi korkusunu da getirir. Hatta kaybetmekten korkmak, illa ölüm anlamında söylemiyorum, yer yerde aslında var olanın kıymetini bilmekle ilgili bir yerdir. Ama eğer ben döne dolaşa sürekli ilişkimin tadını çıkartmayacak kadar onu kaybetmekten ya da başına bir iş gelmesinden korkuyorsam, o zaman benim bu ilişkide vicdanen rahat olmadığım ya da benim için tam olmayan bir şey vardır. Ölmesinden değil. Şarkı yapmış galiba. Bir şeyleri yaşamadan. Sen ne yaptın korkularından? Yok ben daldım bunu pardon. Ne? Pardon dalmışım. I'm okay. Hareket neydi şarkı? I'm okay. Şu muydu bir dakika? Bir şey söyleyeceğim. Bana uykudan önce masal okuma teklifleri gelmeye başladı. Dalmaya sebep olduysam şu ses tonuyla. Ama çok güzel gider. Gerçekten bak masal. Masal okuyayım mı? Çok dinlendirici. Okuyabilirsin. Yani hakikaten söylüyorum. Öyle bir şey, rahatlatıcı bir tonun var çünkü senin abi böyle dinlerken. Şahika dalmadı bu arada. Ben yakaladım onu. Evet. Yani burada paslaştılar. Birbirinize kaş göz mü yaptınız ya? Çok iyi. Biz böyle burada konuşup böyle derin derin hayata anlam ararken ya. Siz o esnada. Yaparız biz. Arada hiç oluyor. Anda kalmamışsınız o anda. Ay başka bir anda kaldık o anda. Ben bunu yaptım dedi ona. Falan yaptım orada dedi. Tabii. Çok güzel inşa ettiniz. Teşekkür ederim. Kamera var her yerde. Ya Aydilge hemen bir şey soracağım sana burada. Sen en programın başında dedin ya ben mesela eşimi kaybetmekten korkuyorum. Ayşegül'de de büyük dertleşmişler bu arada. Şimdi Gökhan'ın söylediğini sana soruyorum. Hani dedi ya Gökhan kaygı. Hı-hı. Ama bu korkuyu daha çok hissedip yaşaman gereken, tadı alman gereken şeyi yaşayamıyorsan sorun burada dedi ya şimdi. Hı-hı. Ama sen Utku'yla o güzel beraberliği yaşıyorsun değil mi? Her andan tad alıyorsun değil mi? Yani Gökhan'ın dediğine çok katılıyorum. Eğer ki korku sevginin ve mutluluğun önüne geçiyorsa, üstüne geçiyorsa zaten hani orada bir sorun vardır. Şimdi bir aşık olduğun insanı, sevdiğin insanı kaybetme korkusu da çok doğal bir duygu. Tabii ki korkuyoruz. Onun aslında sevginin de bir göstergesi, üzerine titremek, onu sevmek. Ama işte bu senin o güzel anlarını yaşamanı da engeller bir hale geliyorsa o noktada korku zaten ele geçirmiş oluyor. Seni engellemiyor değil mi? Yok, engellemiyor. Ama tabii ki işte sevgi, az önce de bahsettiğimiz gibi sevginin böyle bir yanı var. Yani beraberinde o endişeyi yanında getirebiliyor. Doz çok önemli. Hani ilacı zehirden ayıran en önemli şey dozudur deriz ya, aslında aynı şey ama dozunu arttırdığın zaman zehre dönüşebiliyor. Neydi senin şarkısın? İlacım sensin değil mi? Sen misin ilacım? Sen misin ilacım? Ayşegül Hanım, siz az önce dediniz ya ben de sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum diye. Ne yaptım? Gideceğim birazdan. Efendim? Gideceğim birazdan. Niye, ne oldu? Küstüm. Bana söyledi Aslı, hiç soru sormadı diye. Hayır. Şimdi bak bu var ya, bu manipülasyonun babası. Çünkü az önce kaş göz yapıp birbirine, şimdi olayı bana çevirerek bundan sıyırmaya çalışıyor. Lütfen o zaman Aslı. Az önce Gökhan anlatırken dediniz ya sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum diye. Evet. Gökhan da dedi ya kaygılar da buna yol açıyor. Geçmişte böyle bir deneyiminiz var mı? Tabii ki hani aileden kayıplar oluyor. Şimdi çok net bir şey söyleyebilirim. Eskiden yarın olacak şeyin kaygısından bugünü yaşamayı kaybediyordum. Annem pandemide entübe oldu. Daha iyiye gidiyordu. Ama ben hani o günün, hani bugün annem iyi bırakıp ya yarın ne olursa. Sonra psikoloğum dedi ki hayattaki en büyük yanlış daha karşılaşmadığımız şeyleri düşünerek endişe duymaktır dedi. Bunu kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Yani bu anı yaşamaya çalışıyorum ama gerçekten sevdiklerimi bir şekilde, ailemi, sevdiklerimi göremediğim zaman bile, yani şarkı bilir. Hani herkes böyle olmalı, dokunacağım, sesini duyacağım. Yani bilmiyorum. O benim için en büyük korku herhalde. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Sizi çok iyi anladığım için ben de aynı. Şimdi korku kardeşliği şeklinde. Yani belki Gökhan da hazır buradayken
acaba böyle kontrol etmeye çalıştığımız için mi oluyor biraz da Gökhan? Yani başımıza gelecekleri hani düşünüp, çünkü düşünmek, üzerinde çok düşünmek, sanki onun olmasını yani biliyoruz engelleyemeyeceğimizi ama en azından hiçbir şey yapmıyor değiliz de en azından düşünüyoruz deyip biraz kendimizi avutuyor muyuz? Yanlış bir şekilde mi avutuyoruz acaba? Hazırlanıyor muyuz yani? Yani. Yani kaygının özü zaten kontrol, kontrolü kaybetme, kontrolü elinde tutamamakla ilgili bir yere geldiği için çok temel bir yerde tabii ki bunu düşünüyoruz ama şeyi de söylemekte fayda var tabii. Yani hepimiz için başka anne babalar tarafından büyütüldük. Evet. Başka kayıplarımız oldu ya da hayatla ilgili sınavlarımız başka türlü oldu ama bence kontrolle ilgili bir tarafı var. Ya bu arada ya zaten kaybetmekten de hiç korkmayalım diye bir şey yok. Yok. Yaşamın bitimli olduğunu bilmemize rağmen. Hem öyle hem de yaşam bitimli olduğunu hatırlatmamız tabii da lazım kendimize ki belki o korku bize o akşam dilemediğimiz özrü diletecek. Ya da belki ne bileyim işte artık daha azaldı neyse ki ama çocuğunun başını okşamayan babaya çocuğuna sarılmasını sağlatacak. Belki de o korku. Ya bazen insanları çok keskin düşüşler hayatla ilgili bir şeyler fark ettirirler ya. Biraz orası da öyle bir şey bakınca. O yüzden ben sadece bunu şundan söyledim. Yaşayamadan sürekli kaygı halinde olmak. Evet işte. Yani tabii köklerine bakarsak bebekliğe kaygılı bağlanmaya birçok yere gidiyor ama yaşayamadan düzenli olarak ya giderse, ya biterse, ya yarın beni sevmezse, ya başımıza bir felaket gelirse, ya ölürse. Bunlarla beraber gerçekten o dediğimiz an kaybolup gidiyor. Bu arada bence hep anda kalmak zorunda da değiliz. Yani bu sizin müthiş bir hayranlıkla izliyorum. Size şarkıyı anlatmaya başladı yalnız böyle. Neden ama? Seansa devam edelim. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Böyle slogan oluyor bunlar. Ve çok kaygılı birine bir anda birileri şey demeye başlıyor mesela. Ama elleri ayakları titriyor kaygıdan. Anda kal, anda kal demeye başlıyor. O kişi için küfür bu o anda. Ya da şey gibi bir şey oluyor mesela. Hani hiç güvende hissetmiyor ve belli ki dış uyaranlarla ilgili değil. Güvendesin diyor. Bazılarına iyi gelir. Ama şey gibi bir yer geliyor insanın aklına. Bazen de geleceği düşünürüz. Bazen de bizim çok bayıldığımız örnek veriyorum. Aslı'nın sohbeti o anda bizi sarmamış olabilir. Bazen gerçekten ki bu mümkün de değil. Ya da ne bileyim akşam evde sabah da tartışmıştık. Gidince ne diyeyim de barışayım diye düşünüyor olabiliriz. An bazen içinde olduğumuz bazen dışına çıktığımız bir şey. Korku da anda olan bir şey. O yüzden de korku geldiği zaman ben bir psikolog olarak şey diyemiyorum ki hemen bir düşün bu korkunun senin için anlamı ne? Sana şu anda ne yaşatıyor? Ya bazen de kork canım. Abi yürü git diyesi geliyor insanın o anda. Ya bir sal beni. Evet. Öyle bunları da niyeyse bir öfkeyle söyledim şu anda. O benim biraz şeye benziyor işte. Anksiyete gelince git gelme gibi. Evet. Yani gel o zaman ne diyorsun? Gel ne diye ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Ama bu kaç yılını aldı düşünsene. Evet tabii öyle. Yani bunu fark etmen, bunun tabii yolunu araman. Tabii hala bir ara ara geliyor yok diyor kapıdan bakıyor böyle. Geleyim mi diyor ona. Bir şey anlatacaksın gel. Tabii anksiyeten de konuşuyor musun Adilge? Konuşuyorum ben. Böyle karşı kahve içerek falan. Aa geldi mi diyorum buyur otur diyorum. Bir yere oturtturuyorum böyle köşeye. Siz hangi korkunuzla konuşuyorsunuz Ayşegül Hanım? Vallahi ben sizlerle konuşmayı tercih ediyorum anksiyeten. Var mı diye. Yani tabii ki endişeler, anksiyeteler herkeste var ama bunu böyle kendime yapıştırmayı da istemiyorum açıkçası. Çünkü demin de dediğim gibi korkmak da doğal, hepsi de doğal. Ben yine yaptığım şey hani başta sorduğunuza dönersem belki bizim yaptığımız köpek balıklarına falan dalmak biz korkmuyoruz ama bizi izleyenler sonradan veya bizi sevenler bizim için korku duyuyorlar. Ben ona üzülüyorum. Mesela işte her gün hayatta mısın, yemediler mi seni hala diye. Aa, tabii. Yemediler mi seni? Ya her gün telefon ettiler oraya. Hala hayatta mısın? Yahut niye normal bunu yapıyorsun? Yani yemediler mi seni? Kendin gittin kızı da yemiyor. Ya burada evet, ben bir kamu spotu geçmek istiyorum. Ayşegül Hanım'la yaptığımız bizim geçen yılki programda çok değerli bir şey söylemişti. Burada da hani Habertürk seyircilerinin de bunu duymasını istiyorum. Demiştiniz ki köpek balıklarının yüzgeçlerini onlar canlıyken hunharca kesiyorlar. Ve onlar dişi köpek balıklarının.
ve onlar yaşayamıyorlar o sularda. Ve o yüzgeçleri niye kesiyorlarmış biliyor musunuz? Ben Ayşegül Hanım'ın bilgisini şu anda kendisine satıyorum ama ruj yapmak için. Ve rujları alırken, ruj oradan yapılıyormuş. Ama rujları işte alırken, söylüyorsunuz Aslı. Lütfen işte hayır, zaten. Bunu kullanmayan rujlar var, bunu kullanmayan markalar var. Kullandığımız kozmetik ürünlerinde bu çok yazıyor. Önemli bir şey arkadaşlar. Lütfen ne hangi... Yazıyor, köpek balığını kesip hayır, yaptık hayır, mı yazıyor? Hiç hayvansal madde kullanılmamıştır. Yazıyor veya, mu öyle? Tabii yazıyor. Tabii şimdiki her şeyin içeriğinde yazıyor ve yiyeceklerde falan. Güvenilir markalar var. Güvenilir markalar var. Onun dışında yani aslı tabii ki bunu herkes kullandığı, dünyada, Türkiye'de evet. herkes kullandığı için ruju hanımlar hepimiz kullanıyoruz. Ama bir de uzak doğuda o yüzgeçlerden çorba yapıyorlar. Yani düşünün o çorbayı insanlar içmese ne olur? Ve çok... Abi ruju da sürmeseniz ne olur gibi. Ama zaten onun... Muadili var. Var muadili, onu alacaksın. Çorba düşünün yani. Niye muadili yapılabiliyorsa köpek balığı yüzgeçinden bir de pahalı ve zor da bir şey köpek balığını yakalayıp yüzgeçini kesmek. Yani bu kadar hunharca zarar neden vermek böyle şey kendi kendine yüzen canlılara. Daha pahalıdır muhtemelen değil mi onların kullandığı zarar? Yani köpek daha pahalı bulup, olduğunu bilmiyorum ama çok üzülmüştüm onu işte duyduğumda. Fil dişlerinin falan yani, da kesilip ne bileyim süs eşyaları falan yapıldığı yani çok farklı gibi. Sektörlerde şey, kullanılıyor o yüzgeç çorbası da böyle. Bir hani şey gibi, evet aslında çok ünlü bir hava yolu mesela business class'larında bizim hava yolumuz değil de hani yabancı bir hava yolu mesela servis ediyordu ve son yıllarda kaldırıldı. Ama sadece işte bunu çok böyle pahalı ve işte özel yerlerde içebilirsiniz gibi bir imaj vardı. Dünyada bu falan değişti aslında güzel şeyler de oluyor. Oluyor. Ve insanın zevkleri ve hevesleri için tabiatın dengesini bozacak şeyler yapması gerçekten ürkütücü. Tabiat tüm bunlara da direniyor bu arada. Yani 7 milyar insana hakikaten direniyor. Her şeyi yapıyoruz bu anlamda. Ben biraz konuyu dağıtmak için bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir korkunuz varsa ben kendimden örnek vereceğim. Her çocuğun anne babası ile evde bu çok basit bir şey de olabilir. Bir korkusu. Mesela ben yani nasıl bir şey istediğimi merak ettiğimi anlamanız için söyleyeceğim. Anneciğim izliyorsan eğer özür diliyorum. Mesela ben evde misafirlerin gitmesinden tırsardım. Annemin arkadaşlarının gitmesinden. Çünkü onlar evdeyken inanılmaz şeyler yapardım. Ve gittiklerinde mutlaka annemle bir hesaplaşmamız olurdu. Gibi. Var mıydı böyle şeyleriniz? Benim var. Ben de annem beni bazen kilitlerdi. O kadar kadının tepesine attırdım. Misafirler varken tepesine attırdığım çok oluyordu. O da beni kilitledi dedim ya kocaman bir yatak odasının içinden tamam, sen şimdi yani, burada gerçekten olduğun gerçekten dediğim o gayet. Tabii sen burada oturdun. Ya babaannem almış. Kafama terlik atardı. Biz böyle büyüdük. Misafir gittiğinde ben mesela Allah şimdi ne yapacağız derdim. Senin var ben mıydı? Ben de evden kaçtığım zaman yakalanmamak korkusu vardı. Yani çok kaçardım. Evden nasıl kaçmak mesela? Evden kaçardım. Damdan kaçardım. Sonra annemi görürdüm öyle kapatıp. Bir dahaki sefere baban burada olacak. Ama hiç zaman söylemedi ama ben de devam ettim. Kaç yaşındaydınız bu arada damdan kaçarken? 15. Kaçıp gidip gidiyor musunuz yoksa oralarda civar? Aynı gün dönüyorsunuz ama. Aynı. Akşam. Evet, kaçıyorum derken tabii akşam kaçıyorum. Sokağa çünkü çıkmaz. Başka arkadaşlarımın izni var. Akşam ezanında eve gidilirdi, evet. Öyle bir kural sizde de var mıydı? Akşam ezanında eve gidilir. Ezan diye bir şey yok ama babadan önce eve girmek vardı. Babadan önce eve girmek. Ya da hava karardı, hala neredesin? Önce. İşte aynı şey yani. İşte akşam ezanı dediğim o hava karardı. Bağırırdı annelerimiz yukarıdan, hadi artık eve diye. Bak eşim de hala hava karardı, sen neredesin diyor ama. Yani o çocukluğumdan kalma Damdan bir alışkın. Mesaj attım. Damdayım. Ayşegül deyip çıkıyor, damdan bildiriyor. O günler geride kaldı yazıcı. Senin var mı Şayka? Benim öyle yok. Ya ben de gizli gizli başladım mesela dalışa. Ve başta duyulmasın diye falan yaz tatiline denk gelmişti. İşte orada duşumu falan alıp saçımı güneşte kurutup falan. Eve kaçıyordum ama birkaç yani takıma seçilince yarışmaya götürmek istediler. İşte eve ben gelemem söyleyemem falan diyorum. Eve geldiler. Ne alaka falan diyor annem. Niye seni götürecekler ki işte. Aslında takımda iyi bir pozisyona kadar gelmiştim. İlk 3 ayda. Öyle olunca takıma seçtiler ve yarışmaya götürmek istediler. Şimdi annem bilmiyor tabii başladığımı. O yüzden hani ne alaka seni takıma çağırıyorlar falan diye böyle ona bir anlatma süreci falan. Genelde şey benim hasta olmayayım diye böyle önüme geçilmeye çalışıldı ama onun dışında
bir şekilde onları böyle ikna ettim yani sonrasında. Adilge var mı küçükken böyle anne babadan? Ben babamın küsmesinden çok korkardım. Ha, yani bizde şey yoktur. Babam hiç bağırmaz, işte kızmaz. Evde bağırılmasını da sevmez, ağlamayı sevmez. Ben de sürekli konuşan, vırt 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 hareket eden bir çocuğum böyle. Acayip heyecanlı canlı yani şu andaki gibi. Evde böyleyim. Ondan sonra bir şey olduğu zaman babam küsüyordu. Yani kızmadan böyle onun bir burnunu sallar böyle aşağı dışarı burnu böyle. O bana o kadar korkutucu gelirdi ki belki de böyle görünmediğimi mi hissediyordum, reddettiğini mi hissediyordum? Yani küstü bir daha benimle bağlantı kurmayacak gibi mi hissediyordum? Yani konuşsa kızsa daha iyiydi aslında hani kızsa bana. O böyle üzülmesin, kırılmasın diye onun sessizliği yani onun kırıldığını düşünüp çok kötü hissederdim. Babamı üzdüm diye. O geldi aklıma. Zaten şu anda da herhalde suskunluk en çarpıcı cevaptır. Evet. Yani kavga etmek istersin ve yani karşı taraf eğer ses etmiyorsa, cevap vermiyorsa evet, çok çarpıcıdır. Herhalde evet, büyüdüğümüzde en çok anladığımız şey. Ama küsmek biraz pasif agresif bir tutum mudur? Küsmek yani değil. Küsmek suskunluk aslında biraz değil mi? Küsen nasibini kısarmış. Ne güzel sözmüş. Küsen nasibini kısarmış. Güzel. Evet, güzel. Evet. Ben bunu Ömer Çelik'ten duymuştum. O zaman izliyorsa şimdi şey yap, telifinde şey yapmış olayım. Sayın Çelik söyledi. Küsen nasibini kısarmış. Ve hakikaten öyle. Yani birine küstüğünüzde bunu çok düşündüm sonra. Hakikaten çarpıcı gelmişti bana da. Var mı çocuklukta? Var. Yani daha çok böyle senin söylediğin gibi bizimkiler gerçekten çok çok daha arkadaşça bir tutumla. Ben de birazcık daha çıktım mı giderdim. Hani böyle daha özgürdüm o alanda ama bizimkiler işte artık tatlı tatlı söylüyorum, ben de selamımı söylüyorum. Çıktım artık katarsiste anlattım, kendim anlattım yani. Bizimkiler tabii pek evde yoktu. Yani o düzenin içerisinde canlarım benim. O yüzden de... Canlarım benim. Evde yoktu canlarım. Çalışma temposu. Ben de bazen bu arada işte o tam 90'lar deri sektörünün en şey zamanı. Ben de baba gidip... Baba şey diyor mu, evde olsaydık böyle olmayacaktım. Bak ilk yokmuşuz. O diyor, 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 diyor mu? Bana da diyor babam işte bu. Diyor, evet. Yani şeyden karanlıkla ilgili çok ciddi korkularım vardı mesela. Yalnız benim biraz enteresan yöntemlerim vardı. Yani o karanlıkta korkunca işte çocuk genelde ışıkları açar vesaire yapar. Ben ekstra kapatıp o karanlıkta ne kadar korkabiliyorum ya da o korkuyla ne yapıyorum falan biraz bakıyordum. Manyak diyorum ben sana. Sürekli böyle kendi keşfi korkuları kendinle başlamışsın. Bu nerelerden geldi? Ne gerek var işte? Ne gerek? Ya ben de şey hatırlıyorum. Koşarak merdivenlerden eve girmek. Arkamdan biri geliyormuş gibi hissedip falan. Hmm. O heyecan duygusu hiç yok. Onu ben de yapardım. Evet. Yapıyorduk. Kendi yapıyorduk. Onu niye yapıyoruz? Ben. Galiba bütün çocuklar yapıyor. Bir anda koşmaya başlıyorsun. Apartmana gidiyorsun ve büyük bir heyecan. Ne yapıyorsun? Evet. Bir daha sözü hiçbir şey yok. Birinden kaçıyor gibi eve gidiyorsun. Birinden kaçıyor gibi. Evet. Yani evin merdivenden ne yaklaştın? Sanki arkandan gerisini kullanacak. Hızlı yukarı çıkardım. İzleyicilerimiz siz de yapıyor musunuz? Hepimiz yapıyormuşuz. Çocuk yapıyor aslında bir şey. Ben de yapıyordum. Bir neden yapıyormuşuz onu? Bir taraftan da gerçekten korkuyla kendi baş edebilme ölçüsünü sınıyor. Evet. Sınıyoruz ya hayatı keşfettiğimiz zaman. Çok hem doğru. De bir yanıyla da çok eğlencelidir bu arada. Evet, canlı bir şey zaten yani. Adrenalin bence evet, orada. Evet. Eve nasıl giriyorsunuz? Atlamak hemen gibi. Hemen kapatıyor musunuz kapıyı? Evet, evet. Sokak kapısını mesela hemen arkadan kapatıyorsun. Ama benim hiçbir başıma şey geldi. Yani hani hep öyle arkamızdan birisi takip eder gibi olur ya. Benim bir sergi için gittiğim bir şehirde, bir otelde aynı asansörden indiğim birisi yani uzun bir koridorun dibindeydi odam ve ayak seslerini duyuyorum aynı çocukluğum gibi ve odaya geldiğimde nasıl hızla açtığımı bilmiyorum ve kapadığımı ve dışa yani girmek için vuruyor. Aa, yani maalesef bu, hasta biriymiş. Mesela tahsis bu ama mesela bu buna alışılıyor dedi. Yani o yaptığımız şey küçükken hepimiz yapmışız. Muhtemelen hepiniz de yapmış olabilirsiniz. Demek ki bunun antrenmanı yani. Böyle evet evet antrenmanlıymışım ben. Benim psikologum dedi ki iyi ki dedi. Hani bir kere sporcusunuz hani o çabuklukla kapadınız. Bir de korksaydınız. Donmamışsın orada yani. Donardınız dedi. Bilmiyorum
Dediğiniz gibi bütün herhalde çocuklar antrenmanda... bunu yapıyorlar mıdır? Ben bütün, bütün çok, dünyada böyle midir bu? Çok güzel. Yani. Masalarda çok Akif çocukluğu da anlatıyorsun şu an. Hayır ama hepimizde varmış. Niye çok seviyorum ya bir sürü ortak. Hepimiz canım hepimiz yapardık bunu ama dünyada bunu yapıyorlar mıdır? Yani bence herkes yapıyor zaten. Bu çok şey bir şey demek ki böyle duygusal bir şey. Duygusal bir şey yani. Hayal gücüyle de ilgili. Oyun da oynuyorsun. Oyun aslında. Oynuyoruz aslında. Bir evet. Bir anda koşup böyle ama heyecanlanıyorsun. Merdivenleri çıkıyoruz gibi. Deli gibi. Tabii tabii. Sokak kapısını kapatıyorsun ve başardım diyorsun ve devam ediyorsun falan. Ben bunu çok yaptım hatırladım şu an. Niye aklıma geldi bilmiyorum. Böyle çocuk olmak, işte Şahika gibi çocuk olmak, benim gibi, Aslı gibi, Ayşe gibi yani şöyle biri sempatik, biri daha sakin, biri daha işte kımıl kımıl, biri daha şımarık, biri daha soğuk veya donuk. Bunlar neyle ilgili? Veya değişebilen şeyler mi? Şimdi biliyorsun kişiliği yani bizim bugünkü halimizi oluşturan işte bir mizaç tarafımız var, bir de karakter tarafımız var. Mizaç dediğimiz şey doğumdan önce getirdiğimiz, işte belki hayatın ilk senelerinde şekillenmeye devam eden bir yerde duruyor. Mizaç elbette yaşam içerisinde esneklikleri olabilir ama bizi biz yapan şey bakınca. Ama ömür boyu değişime açık karakteristik taraflarımız da var elbette. Ama yani cıvıl cıvılsa sempati, Aydilge böyle doğmuş mesela hep böyle Hı-hı. gitmiş gibi. Hı-hı. Bazı çocuklar var daha sakin, daha donuk veya daha soğuk. Hı-hı. O mesela ne yaparsa yapsın hep öyle. Yani her Hı-hı. ortamda öyle gibi değil mi? Bu çok değişen bir şey değil. Şimdi... İçe dönük ve dışa dönük olmak var mesela. Hı hı. Ama mesela ben içe dönük girişkenler ve dışa dönük çekingenler de tanıdım. Hı. Yani illa... Sahtekarlık mı? onlar ayrı taraflarda, hani ayrı taraflarımız. Yani bazen gerçekten çok sosyal gördüğüm birinin aslında fobik bir durumuyla baş etmek için de bu kadar sosyalleştiğini hı. görebiliyorsun. Aslında daha çok kendine kendini öne çıkartmaya çalışıyor. Evet mizaç hayat boyunca bizi biz yapan şey ama tabii hani yani onlar biraz da üzücü konular. O çocukluktan getirdiği neşesini ya da hayat iştahını kaybeden insanlar da tanıyoruz. Bu çok üzücü. Evet yani. Bu varoluşsal coşkuyu kaybetmek kadar büyük bir kayıp yok. Öyle şey de vardır. Başka bir örneğe de geçeyim. Yani mesela kişi dünyanın gerçekten de dışarıdan bakıldığında içinde neler oluyordur. En donuk insanı gibi gözüküyordur. Ama bu kişiyi bir bakarsın ki şarkı söylerken, varoluş alanını bulmuşken bambaşka bir çağlayan çıkar içinden mesela gibi. O yüzden yani bir yandan da kişinin gerçekten de farklı durumlarda farklı tepkileri var. Ama dediğin temel yapı, mizaç, evet hayat boyunca bizim bir parçamız. Bugün bana böyle anlattıran da, bugün sana böyle soru sordurtan da aslında onun köklerinden geliyor bakınca. Evet. Sadece şeye katılmadığım için özellikle açıkladım. Yani insan değişmez. Yedisinde neyse bu anlamında olsun. Değişmez mi? Değişir tabii ki. Değişir. Değişir. Yani ha, buna ben kendime baktığımda değiştiğimi, dönüştüğümü görüyorum. Yani daha başkasını değiştiremeyiz ama kendimizi değiştiririz değil değişmek mi? Yani dönüşmek istemeyeni dönüştürmek büyük bir çaba. Ya da işte... Siz ne yapıyorsunuz aranızda ya? Buradan buraya... Hayır, bana hep mesajlar geliyor şuradan. Onların şimdi çok özel bir iletişimleri var. Birbirlerinin hayatlarına dair her şeyi biliyorlar. ve bu konuları biz konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Biz seninle şurada şöyle bir şey konuşmuştuk. Ona geldi bak konu. Hayır Ayşegül Dinçgök dedi ki başkasını değiştiremezsin ama kendini değiştirmek mümkün dedi. Ve bunu derken hemen döndü Şahika'ya baktı. O sırada Şahika belli ki birini değiştirmeye çalışıyor. Orada bu sinyal veriyor. Tabii, hayır değiştiremezsin. Dedi, burada bir başka bir iletişim var yani. Güncel bir olay da yaşanmış. Ama biz su altında da konuşmadan zaten telepatik iletişime geçiyoruz. Ama doğru sizin başka bir diliniz var. Biz bir dil ürettik deyip yani. Deyip burada tatlış bir şekilde konuyu bize de anlatacak mısınız yoksa böyle deşmeye devam mı edeceksiniz? Yok yok anlattım. Şahika kimi değiştirmeye çalışıyorsun? Canım. Hayır o yani genelde mesela ne bileyim birisi komikse onu daha ciddi yapmaya çalışır. Veya ne bileyim yani belki iyi bir örnek olmadı ama komik ben olmadı. Ben insanları çok... daha iyi versiyonlarına evirmeye çalışırım. Sence iyi genelde. Versiyonlarına evet, evet. Sana göre. Onun potansiyeline göre daha iyi. Hani neden daha iyi niyetli? Sen şu da olabilirsin. Hayır mesela. Öyle değil. Ya mesela ben iyi niyet benim için çok önemli. Yani temiz kalpli, iyi niyetli olması. Diğer şeyler ya hiç umurumda değil çoğu şey. Bu arkadaşlarım için de çevremdeki insanlar için de. Hani o... Çünkü bir şey temiz kalple ve iyi niyetle yapılınca bence çok böyle akıyor.
Yani hem akıyor hem çok nasıl diyeyim tertemiz bir yerden böyle işlemeye başlıyor. O yüzden mesela ben onun için böyle ya niye bu insan yalan söylüyor? Niye bu insan iyi bir şey hani kendi aslında iyi de olabilir niye böyle olmayı seçiyor diye sorgularım. Aslında iyi bir insansın sen bunu niye yapıyorsun? Ben de çok iyi ol yani ben de benim de hayattaki en büyük amaçlarımdan birisi aslında iyi bir insan olmak. Aklımın bir yerinden kötü niyetli bir şey hiç geçirmemek ve hani çok şükür geçirmiyorum da. Ama çok daha iyi bir insan olabilirim. Yani o yolda ilerliyorum. Istiyor. Ama evet, karşımdaki insanların da benim kadar şeffaf, dürüst ve iyi niyetli olmasını istiyorum. Orada bazen çatışıyoruz. Ayşegül de diyor ki ya neyse ne o da böyle fıtratı böyle ne uğraşıyorsun sen kendini değiştir falan diyor yani. Ben buna gölgesizlik diyorum yani kendi dilimde. Hı-hı. Hani gölgesiz olmak buna çok çabalıyorum. Çünkü şey için böyle bembeyaz olduğunda ya da gölgesiz olduğunda daha böyle ferah ferah esiyor ya o rüzgarlar. Hı-hı. Daha evet. Böyle az şey var kalbinde karanlık olmuyor. İçinde gölgeler olmuyor. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir dünya ama insan belli bir yaştan sonra buna erişiyor. Ya da üzerinde çok çalıştığında erişiyor. Yani mesela ona eriştiğin zaman da hakikaten hayat şahane gidiyor. Kendim için söylersem onu yavaş yavaş yapmaya başladığında daha da hayat beyazlaşıyor. Genel bizim dışımızdaki etkenlerden, toplumsal sorunlardan bahsetmiyorum. Öyle bir şey algılanmasın, sana hayat güzel gibi. Öyle bir şey demiyorum. Hayat hepimizi aynı derece tasalandıran bir şey ama kendin için, bu hayatta verdiğin sınav için, mesela Şahika dedi ya yaşamak cesarettir diye. Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Yaşamak cesarettir. Neden cesarettir? İyi insan olmak, yalan söylememek, şeffaf, tertemiz, gerçek, için ve dışın bir, gölgesiz. Bunlar cesaret isteyen ve üzerine çalışılıp varman gereken noktalar gibi geliyor bana. Ya, kariyer çok gibi. Özür dilerim, itiraz edeceğim ama yani seni üzmek de istemiyorum ama dinlerken çok üz böyle. Beni. Ben aksinin çok cesaret isteyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne, yani söyle. Mesela kötülük yapmanın ya da bir şey planlamanın kaygı getirdiğini ve cesaret istediğini sonuçları olabileceğini biliyorsun çünkü. Ve o sonuçların seni çarpabileceğini, çarpmasın diye bir tane daha kötülük getirebileceğini, sonra bunların hepsiyle uyuduğunu kalktığını ve yavaş yavaş bundan da yani artık bu cesaretle kötüleştiğini. Hmm. Yani diğeri bence yapmaya çalıştığımız şey yapıyoruz yapmıyoruz becerebildiğimiz kadar. Ben de mesela Şahika'yı dinlerken şöyle dedim. Ya evet yani ben senin kadar değilim. Yani ifade ettiğin şekliyle. Ama bazen mesela böyle bir asabım bozuluyor birine. Ya diyorum şunu ya diyorum boş ver ya hiç uğraşmayacağım diyorum ve devam ediyorum. Bu çok konforlu. Ve ben bunun konforuna çok alıştım zamanla. Akıyor. Başıma kötü bir şey de gelebilir. Ve diyorum ki ya güzel gelene razı olmak aynı mı? Ya gelsin zaten yani tabii evet, ki evet, yani tamam deyip geçeceksin. Diğeri çok bence diğeri çok cesaret isteyen bir şey yani birine i̇şte bir... Aynı yere geliyoruz aslında. Öyle mi? Aynı yere mi? Aynı yere geliyoruz. Sen de aynı şeyi yapıyorsun aslında. Sen de yani... Ben bunu konforlu buluyorum. Hatta cesaret istemediğini düşünüyorum. Hayır, aynı şeyi yapıyoruz. Yani öteki cesaret isteyen bir şey. Çünkü karşılığında bir şey göreceksin. Yani. Ya burada göreceksin ya bir yerde karşına çıkacak o enerji. Ya evet aslında cesaretin... Yani kötü olacak kadar, çok özür dilerim, kötü olacak kadar zeki olup bu yolu seçmek de var yani iyi ol. İyilik kötülük değil konu aslında. Yani kendi yolunda ruhunun rahat ettiği yolu seçmek var. Bile iste iradenle mecbur olduğun için değil kurban olduğun için değil zorunda olduğun peki için peki böyle değil. İnsanlar birbirleriyle mi karşılaşırlar? Şimdi böyle bir Gökhan'ın ama bir şeyi vardı. Gökhan söyle önce abi. Bir minik itirazım var. İtirazım var dedi merak ettim. Bayıldım kavrama. İnsanın bazen kendi içinde o gölgesizliğe gelmeye erişmek istemesi bunlar güzel mi? Yani maalesef hepimizin ve iyi ki gölgemiz var. Yani hani burada tabii şeyden günlük hayat dilinde anlatayım Jung'un tabirleriyle beraber öyle bir şey ki aslında bu masada oturan hepimiz dürüst ve yalancıyız. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Gölgelerimizle yani. Buradayız. Buradayız. Tembel ve çalışkanız. Ne bileyim işte ukala ve mütevazıyız. Yardımsever ve benciliz ve bu doğa gibi insanda da aslında bütün her şeyimizle beraber bizde var. İyilik kötülük zaten yaşam içerisinde birazcık da duygumuza ihtiyacımıza ve içinde bulunduğumuz koşullarda bize nasıl davranıldığına da bağlı bir yerde duruyor bakınca. Yani ben bunu hep gel yeniden başlayalım seminerlerinde anlatıyorum. Gelenler bilir. Üç kişi tepeme çıkmış beni önemsediğim değer yargılarımdan
değersiz hissettirmeye çalışırlarken, tevazu çok güzel bir şeydir ama tevazu göstereceğim zamanda değilim. Ya da işte bizimle öyle ilgili şey ön yargılar var ya, yani sokaktayım gidiyorum, sırt çantama bir yan kesici yapışmış ama ben kibar olmayı savunuyorum. Ama ben dönüp de adama hani nasıl hissediyorsun şu anda demem. Yani hani çantamı kabalığıma koruyup çantamı korurum baktığımız zaman. Biraz da bu arada vicdani körlüğün yaşattığı kötücüllüklerden bahsetmiyorum. Onlar başka. Onlar zaten biz onları da işte bütün bu suç olaylarını o bağımlıydı, o ruh hastasıydı, o bilmem neydi diye etiketliyoruz. Bu da büyük hata. Bu çok büyük bir hata. Yani ben bir psikolog olarak büyük bir itirazım var. Aslında bu sistemin cezasızlığın yarattığı cesaretlerle de gelen yerler. Ama diğer taraftan bende her şey var. Ve ben aldığımı vermek gibi aslında etki tepkinin, aynalamanın insan ilişkilerinde buraya da inanıyorum. Ha, diğer insanın kendi tercihi. Yani Ayşegül Hanım gibi, yani onun da fıtratı böyle, ben bununla ne uğraşacağım demek de bir yaşam seçimi. Şayka Hanım gibi aslında ben onun o tarafını görüyorum, uğraşacağım demek de bu yaşamla ilgili, varoluşla ilgili olan yerler aslında. İşte gölgesizlik yaşamın içerisinde çok içine kapıldığımızda zorlar gibi geliyor. Senin gölge anlayışına benimki biraz fark etti. Farklı. Reklama gitmemiz gerekiyor. Tamam. Senin dediğin gölge tabii ki var. Ha. İşimizde deli gibi çalışkanız ama diğer tarafta televizyonun karşısında üç gün yayılırız. Aynen. O ayrı. Evet. Benim dediğim o içindeki ikircikli hallerle ilgili, hani kalbinin ikilemesi ya da işte başka şeylerdeki aydınlanmayla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Gibi. Tamam. Ya aslında o sende de var o gölgesizlik. Benim kastettiğim gölgesizlik. Evet evet evet. Gelmek istediğimiz yerde biraz. Belki de evet, yavaş yavaş hani oraya evet. gelmeye çabalamak. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Ya şimdi Akif'in son dakika gelişmesi verdi. Standard & Poor's Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu BB eksiye yükseltti. Bak, ama görünümü durağan olarak kaldı. Şimdi bir de kredi derecelendirme alt yazımız da var. Evet evet. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili kredi notları da ekonomi haberciliğinde ve ekonomi çevrelerinde de bir korku ve endişe unsurudur aslında. Ne oldu? Notumuz açıklandı. Akif gelirken ne oldu Akif? Kaç olmuş? İyi oldu anlamında ben şey yaptım. Hayır, iyi olmuş. Hayır, bu iyi bir güzel haber. Güzel oldu. Ama mesela bunu da heyecanla beklerdik, bekleriz. Bu tür haberleri. İyi bir şey olmuş. İyi şeyler, evet, iyi bir şey oldu. İyi, sevindim. Hiç yani anlamıyorum. İyi oldu diyeyim bana, ben öyle anladım. Yarın iyi markete gittiğinde hissedeceksin. İyi, inşallah. Yani veya işte tatile çıktığınızda. Hayır yani tabii ki hissetmeyeceğiz yarın. Hayır birden. Ama iyi bir şey. Ekonomik anlamda iyi bir şey. Oh, ne güzel, çok sevdim. Geçirgenliğin keşke bu kadar hızlı olsaydı. O etikete yansıyacak mı? O da olacak inşallah. İnşallah. O günlerde tamam, inşallah. İnşallah. Gelir diye ümit ediyorum. Hayır, yarın markete gidince ne göreceğim merak ettim de önceden sorayım dedim. Korkayım mı? Cesur mu? Cesur mu? Şimdilik çok heves etmeyin. Şimdilik çok heves etmeyin. Ama bir 5-6 ay sonra bazı toparlanmalar bekliyoruz. Peki. Ben aynı söyle. Bu tür insanlar, şimdi şöyle bir şey var, sizde de oluyordur. Herkes birbirini bir yerden tanıyor. Ve diyoruz ki dünya çok küçük. Halbuki dünya çok küçük değil. Belirli bir takım etkilendiğin, işte benzer çevrelerden gelen, benzer hikayelerden gelen insanların böyle oluşturduğu çevreler var kendilerinde. Ve bunlar bir şekilde birbirleriyle tanışıyorlar. Bunların arkadaşları da birbirleriyle tanışıyor. Mutlaka başınıza geliyordur. Yani Instagram bunu biraz daha artırdı belki işte. Aa, sen bunun da mı arkadaşısın gibi. Oysa hiç tanışık olmadığımız, her kesimin hiç tanışık olmadığı başka kesimler, başka sosyolojiler de var. Bu bahsettiğimiz türden insanlar yaşamlarında iş yaparken, sosyalleşirken ya da herhangi bir yerinde hayatlarının birbirleriyle mi karşılaşırlar, bunu merak ediyorum. Yani böyle insan, yani birbirlerini mi çekerler? İlgisi, hobisi böyle olanlar, hayat arayışları, felsefesi böyle bir şekilde aynı ve benzer olanlar. Ya ben mesela iyi bir insan olmak istiyorum diyor. Kötü biri, ya kimse kötülük etsin istemiyorum diyor. Etrafına mesela senin gibi düşünen insanlar mı
karşına çıkar ve öyle tanışırsın anlamında soruyorum. Soruyu soramadım mı? Gerçekten öyle. Ama biraz felsefi. Beşiniz birden öyle bir baktınız ki. Neredeyse çıkıp gideceğim. Çok felsefik oldu. Yani iyiler iyileri, kötüler kötüleri nerede? Tam olarak böyle de değil aslında. Benzerler birbirlerini çekerler mi meselesi? Çok felsefik mi sordun? Yok, çok güzel sordun. Yani bence bunun bir kriteri var mıdır hani hocamız? Daha iyi bilir çok fakat... Çok benim alanım değil. Senin hayatında nasıl bu? Yani şöyle, benim karşımda bütün örnekler var. Aslında Aslı biraz önce onun altını çizdi. Yani her örnek var ve sen o iyiyi seçiyorsun. Orada seçebilme. Tabii çevreni yani onu dahil ediyorsun. Bazen çok kötü örnekler var. Bu senin çok yakın çevrende de olabiliyor. Ve diyorsun ki ben böyle olmak istemiyorum. Yani o hayatında bunu istemiyorum. Benim hayatımda çok oluyor. Hayatında oluyor mu? Hayatına giriyor mu o kişi? Tabii ki. Tabii giriyor sonra ve... Sonra sana zarar da verir ama. Veriyordur ama bir şey de öğretiyordur yani. Ha, demek ki evet. Bir, güzel. Hiç böyle bir yani ben kriteri olduğunu her düşünmüyorum. Her türlü karşılaşabilirsin yani. Her türlü insan... rolü de... Çarpışabilirsin. Buyur. Kurtarıcı rolü de bazen üstleniyoruz ya. Böyle kötü biri giriyor hayatımıza. Hani hiç bu böyle bir insanı istemiyorsun hayatında. Kötü nedir? Yani, bence kötü, soru işte, o. Sana, kötü kimdir? Senin, yani aslında öyle bir tanım yapamayız tabii de. Hani o gün, o anda yaşadığın hayat görüşüne göre seninle anlaşamayan biri ya da sana o uygun olmayan biri. Yani hani kötüyü nasıl tanımladığımıza bağlı. Birisi seninle anlaşamadığı için kötü müdür? Değildir canım, değildir. Olur mu? Kötü nedir? Yani kötü, evrensel değerlere baktığımız zaman, insanların canını yakmak, kendinden başkasına zarar vermek, zulmetmek, bunlar kötülüktür bence. Bunlar hiçbirini yapmıyor ama... Anlaşamıyorsun. Benim demek istediğim şey şu. Şahika başka bir şey söyleyecek, söyle. Yok, ben sadece belki senin değer yargılarına uymuyordur onun hareketleri ama o da onun yaşam tarzı. Ama sen öyle olmak istemiyorsun ve o frekansta bir yere kadar kalabiliyorsun. Hani dedik ya... Bu ona insanları mı çekiyorsun? Peki? Efendim? Ona kötü diyor musun? Ben kötü demiyorum. Demiyorsun. Bence kötü iyi. Yani çok... bütün kavramlar. Ben 100 metreye dalıyorsam ona 100 metre bile demiyorum. Bazen saatimi unutup daldığım falan oluyor. Yani kim koymuş o metreyi mesela? Neye göre koymuş? Şuna 1 metre demiş. Hani neye göre, kime göre? Güzel. O yüzden bu kavramlar bence çok kaygan ve esnek. Bana ne hissettirdiği. Hani içime siniyor mu? Ve o anki benim algıma, benim vizyonuma, benim bilgime göre ben onu yorumlayabilirim sadece zaten. Bana iyi geliyor mu, bana kötü geliyor mu? Aynen. Bana kötü geliyorsa kötüdür. Benim değerlerime göre doğru mu? Yani aslında tam bir evrensel terim evrensel bir kötü var mıdır? Evrensel bir iyi var mıdır? Bence var. Yani şöyle... Bence de var da merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bizce var ya da yok ama gerçekte var mı? Yani ben varoluşun akışına, akmasına, süre gelmesine engel olan davranışları yani doğanın düzeni, evrenin düzeni, bu canlılığa, bunu bu varoluşun akışına aykırı davranışları iyi olmayan davranışlar. Evrensel olarak. Kötülük olarak görüyorsun. Evet, evet. Tabiatın dengesini bozan insanı evrensel kötü olarak görüyorsun. Ama illa da tabii ki hayatımıza yani mesela kendimiz gibi benzer insanlar çıkacak diye ya da onlarla eşleşeceğiz diye bir şey yok. Bir sürü yanlış ilişkide de mesela bazen bunu görüyoruz. Yani hiç alakasız insanlar bir arada olabiliyorlar ya da acı çeken ilişkiler olabiliyor. Orada da işte bazen şeyi de görüyoruz. Hiç... sana acı veren bir insanı hayatında tutuyorsun, sanki onu değiştirebileceğini düşünüyorsun. Ya da ne bileyim geçmişte aile için şiddet gördüysen yine sana şiddet uygulayan, benzer tanıdık gelen birini bulup hayatına alabiliyorsun. Çünkü öyle kodlanmışsın, hak ettiğin şeyin bu olduğuna inanmışsın. O yüzden hani aslında sana hiç iyi gelmeyen bir insanı bile hayatında böyle kalıcı olarak tutmaya çalışabiliyorsun, ona tutunmaya çalışabiliyorsun. Keşke yoksa herkes kendisine iyi gelen insanla eşleşebilse etrafımızda. O zaman da belki gelişemeyeceğiz. Hayır, kötüyü seçmesi de bir insanın kendisiyle ilgili bir eksikliği, noksanlığı bir şey işaret ediyor. Şey. İyiler iyileri seçer, kötüler kötüleri seçer. Bağlanma yöntemleriyle falan ilgili hocam, herhalde. Yok, çok yerle ilgili ama kötü yani evrensel olarak kötüyü aslında bizim tarafta tabii... Daha çok vicdan gelişimiyle anlatabildiğimiz bir şey ya. Hani bugün aslında bence zaten işte vicdan gelişimiyle ilgili derslerin müfredata giriyor olması lazım. Aile, her ailenin bir aile hekimi olduğu gibi aile psikoloğu olsa çok kök zamandan. Hatta ben hep söylüyorum, burada da söylüyorum yani
Sağlık Bakanlığı ile beraber ya da bağımsız artık ülkenin bir ruh sağlığı bakanlığına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz noktada aslında tam o bebeklikten itibaren vicdan gelişimi. Vicdan gelişimi dediğimiz ne? Bir diğerinin sınırlarına girdiğin anda, canını sıkabildiğin, canını yakabildiğin anda aslında gerçekten de kendi içinde o hissedebildiğin yer. Şimdi kötülüğe buradan bakmak ayrı. Bir de şöyle bir taraf var. Sen bir oraya dokundun aslında Aydilge. İşin içinde tutkunun olduğu ya da işte romantik ilişkiler diye bizim başlık attığımız durumlarda insan zaten iyi mi kötü mü buralar tartışılır ama kendi yaralarına, boşluğuna, zaaflarına çekiliyor. Yani varsayalım ki kendi erken döneminde üç ebeveynimiz var ya işte anne baba ve anne babanın ilişkisi. O ilişkide değersiz hissettiğimiz bir yerde sistemli bir şekilde büyüdüysek ben beni değersiz hissettirebilecek birini gördüğümde başka bir kriterlerde bir araya geldiyse böyle şimşekler çakıyor gözlerimde. Burada beni bir şey çekiyor diyorum. Çünkü değersizlik hissimin henüz farkında değilim. Bu arada bütün ilişkiler böyle zehirlidir gibi anlaşılmasın. Büyüme hikayemdeki yaraların, zaafların farkına varıp bunların üstüne gittiysem de beni gerçekten değerli hissettirecek insanlara da gidiyorum. Yani ilişki bir farkındalık meselesi ve dediğin gibi bizimle de ilgili. Hatta bizimle ilgili. Bence de bizimle ilgili. Bizimle ilgili. Yani oraya çekildiğimizle ilgili. Yani oraya gidiyorsan orada önce kendi noksanını arayacaksın. Yani şey durum. Çok önemli bir soru. Hani bu insan bana niye kötü davranıyor soruyoruz ama bu insanın bana kötü davranmasına neden izin veriyorum? Ya da niye orada kalıyorum? Önemli. Neden bunu seçtim? Bildiğim dil bu olabiliyor. Bildiğime Ayşegül çekiliyorum. Ayşegül bir şey söyleyecekti. Yok, dinliyorum. Bildiğime çekiliyorum belki dil oysa. Bizim bu düşündüklerimize itiraz ettiğiniz ya da hayır veya böyledir evet dediğiniz yaşam tecrübeniz çünkü önemli bir şey tecrübe. Evet tabii ki. Bazen ne saçmalıyorsunuz da diyebilirsiniz bu arada. Bazen insan tabii ki siz daha bunu şey yapacaksınız hepsi işaret ediyorum. Konfor alanım neyse yani evimde kavgaya, kötülüğe alıştıysam belki kötülükler çeker yahut o alışkanlık. Ama yani birisine kötü demek istemem de daha çok benim galiba sorunum vicdanla. Yani vicdansız insanlarla. Yani eğer onun vicdanı yoksa zaten her türlü kötülüğü yapar. Yani şeye de doğaya da yapar, insana da yapar. Her türlü her şeye, annesine, babasına, ailesine her şeyi yapar. Ama bunu da kendimden arındırıyorum, arındırabiliyorum. Hiç kötüleri de yakınıma çekmiyorum diye böyle bir şey yok. Gerçekten ben de şarkı gibi düşünüyorum. Karşılaştığım her şeyden bir ders almaya çalışıyorum. Canımı acıtsa bile acaba bu benim başıma niye geldi? Tabii ki o da birazcık tecrübelerimle ilgili. Hani daha genç, daha tecrübesiz olduğum zamanlarda çok ağladığım, başımı ben neler yaptım, bu bana niye oldu, bu insanın kötülüğü bana niye oldu ya da ben bu kötülüğü niye yaptım dediğim şeyleri sonradan tabii ki çeşitli eğitim veya psikologların yardımı veya çalışmalarımla bunları yenmeye çalıştım. Ama kötüsüz sadece iyileri seçerim diye keşke öyle bir hani kırmızı sizin şey baştaki gibi kırmızı mavi mi iyi mi kötü mü diye seçebilsek yani ne bileyim hobilerimiz diye bir çevreyle arkadaşlık kurabiliriz. Hani ilk başta dediniz ya insanlar birbirini nerede bulur diye ama onların içinde tabii ki iyileri de kötüleri de var. O seçimi yapabilmek için bence insanın önce kendini tanıması gerekiyor. Evet. Yani bir şeye isim koyabilmek için kendinin ne olduğunu görmesi ve onun üzerinden ben ne istiyorum gerekiyor. Çok büyük bir yolculuk ve yani, çok uzun bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk. Onu bilmeden, görmeden en azından şu, ne istemediğini fark etmeden evet. O iyiydi, kötüydü, şuydu, buydu, korkaklıktı, cesaretti bunları seçmesi çok da kolay olmuyor. Çünkü 20 yaşındaki bana baktığımda benim korkaklık olarak gördüğüm şeyin ne kadar büyük bir cesaret olduğunu şu anda anlayabiliyorum. Ya da cesaret olarak gördüğüm şeyin ne salakça bir şey olduğunu görüyorum. Yani o kadar değişken bir şey. Kendini tanımadığın bir dönemdeki duyguların ya da davranış biçimin çok başka olabilir. O yüzden seçimler bence kendi yolculuğunla ilgili. Ama Akif Bey'e benim bir itirazım var. Yapayım olur. Mı? Tabii ki lütfen. İtiraz ediyorum. Oldukça demokratik bir ortamda tartışıyoruz. Evet.
Şu geldi aklıma, seçimlerimizden bahsediyoruz ya, Akif Bey siz dediniz yani cesur insanla aslında kötülük yapma cesaretini gösterebilmek ayrı bir cesaret. Yani daha zor, iyi olmak. Bir saat önce söyledim, niye şimdi? Aklıma şimdi seçimlerle ilgili o geldi. Şunu düşünüyorum bazen, yani evet sanki cesaret daha fazla gerektiriyor kötülük yapmak için. Cesaret daha gerekiyor gibi gözükse de, yani inandığım bir şey var. Bence zorbalar ya da kötülük yapmaya kendilerini kötülük yapmayı layık görenler, gerçek kolay korkaklardır. Görenler. Öyle olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu çünkü, iyi bir slogan. Yani gerçekten öyle düşünüyorum. Yani çünkü zorbalar gerçek korkaklar. Çünkü gerçekten güçlü olan bir insan başkasına acı vererek güçlü hissetmeye muhtaç hissetmez. Kötülük yapmaya cesaretin olması değil de o. Kötülük yapmaya muhtaç olmak, yani iyi hissetmek için başkasının canını yakmaya kendini muhtaç hissediyor. Bu bir aciziyet aslında. Buradaki temel değil. Bence tartışılması gereken konu bizim negatif kelime olarak korkuyu pozitif kelime olarak cesareti seçmemize ilgili. Evet. Yani bizim bütün bu hikayenin içerisinde cesaret pozitif bir şey olarak değerlendirildiği için aksini düşünüp belki o zaman bambaşka bir yerden bu konuyu i̇şte tartışabiliriz. Kötülüğe cesaret etmek de, yani cesaret pozitif, negatif iki taraf, yani pozitif negatif diye bakmıyorum cesarete. Ama kötülüğe cesaret edebilmek hani bir şeymiş gibi, o da bir güçmüş gibi algılıyoruz ya. Zorbalar da o yüzden güçlü gözükürler. Ama bence zorbalık gerçekten güçsüz insanların silahı. Bir silah evet, ama düşünsenize o zorba ya ben kendimi iyi hissetmek için sizin canınızı yakmaya ihtiyaç duymuyorum. Mesela ben demek ki aslında bir anlamda güçlüyüm. Zorba sizi mesela aşağılamaya, canınızı yakmaya, küçük düşürmeye ihtiyaç duyuyor. O benden daha aciz. Onun ihtiyacı var. Ekstra kötülük yapmaya ihtiyacı var. Tarihteki diktatörleri düşünelim. Evet. Arsız, yani. Arsızın cesaret ettiği şeye makul insanlar ya da vicdan sahibi insanlar cesaret edemiyorlar. Tarih boyunca edemediler. O yüzden cesaret de edememek değil o. Tenezzül etmek olma, etmemek onunla. Bir anlamda. Niye çünkü can tenezzül yakmaya? Tenezzül değil o. Ama niye can yakmaya cesaret etsin? Korktular buna cesaret etmeye işte. Hayır, kötülük yapmaya korktular. Kötülük yapmaya. Korku burada öyle pozitif bir kelime artık. Anlıyorum da birisine kötülük yapmaya cesaret etmek benim için bir cesaret değil. Yani anlatabildim mi? Gibi sahnesi gibi oldu. Benim için o bir, yani mesela cesaret ettiğin şey aslında atlaman gereken ya da erişmen gereken daha üst bir nokta, daha anlamlı, daha olumlu bir yer ya. Ben onu cesaret gibi görmüyorum, ben onu aşağı düşmek gibi görüyorum. Çünkü başka birinin canını yakmaya muhtaç olmak benim için varılması gereken üst bir nokta değil, inilen aşağı bir nokta. Rahatlatıcı bir şey. Yani biz bazen şey deriz ya, bazı uyuşturucu sloganlar. Uyuşturucu da rahatlatıcı bir bazı şey ama kötü bir şey mesela. Kötü bir şey. Sevgili Rüçük, uyuşturucu sağlığa zararlıdır. Evet. Bu şöyle rahatlatıcı. Bazı sloganlar atarsız ve rahatlatsız. Bazı hamasi söylemler vardır ve insana iyi gelebilir. Ama hayatın gerçekleri içerisinde pek de öyle olmadığına tanıklık edersiniz sonra başka şeylerin. Dolayısıyla bu konuyu çok uzun. Belki kelimelerin anlamlarını ve yerlerini değiştirerek, yani pozitif negatif algısını değiştirerek tartışabiliriz. Ama gerek var mı? Hayır. Değil mi? Yok. Teşekkür ederim ama. Şöyle, Aydilge. Yani biz, ya aslında anlatmaya çalıştığım şey, insanlık tarihi boyunca biz hep okuduğumuz kitaplarda ve filmlerde, izlediğimiz filmlerde iyilerin kazandığını okuduk. Ama gerçek hiç öyle değildi. Gerçek tam tersi olduğu için kitabı yazmaya cesaret edenler ve yazanlar bizi bunlarla teselli ettiler. Bu kötü bir şey değil, iyi bir şey. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu sığınılabilecek bir şey. Ama tarih aksi durumlarla dolu. Evet, ama bazen şimdi, iyiler de kazanır. İnanmaya devam etmek lazım. Benim bu programı korku filmlerinden bahsetmeden kapatamam. Korku filmlerinden korkar mısın? Sever misin? Sevmez misin? Sevmiyorum. Korkar mıyım? Eskiden böyle o müzik sesi sinema salonunda hay falan yapan bir sesti. Öyle birkaç sahnem vardır muhtemelen hayatımda. Korku filmi çok izlemiyorum. Şu anda komik geliyor yani. Ya da gerilim. Ya benim korku filmi
Ama çocukken... izleyen ve korkan insanları korkutmayı severim. Yani İzlerken oraya... arkadan mı böyle? Evet evet, yani mesela o çok gergin bir anda müzik gelecekse, arkadaş ortamında birkaç kişi izliyorlarsa, onlara böyle bir takım şeyler yapmak. Numaralar çekersin. Sen de Şahika. Benim çocukken böyle annem babam çok yoğun çalışıyordu. Bir şekilde beni işte uyutmaya çalışıp uyutup hah tamam deyip işte odaya gidip, ama o saate kadar çok geç uyuduğum için ancak belli bir saatten sonra korku filmi başlardı. Normal film falan kalmazdı. Onlar da mecburen işte gece 11 mi olmuş, 12 mi olmuş korku filmini açıp izlerlerdi. Ben uykuyu hiç sevmezdim çocukken. Uyumazdım resmen. İşte uyuma taklidi yapıp onlar filmi açınca gizli gizli gidip kapının arasından o işte Freddy'nin kabusunun ilk 5 serisi, böyle her hafta da dönerdi o falan kanallarda. Bütün korku filmlerini o gece 11-12'den sonra olan bütün çocukluğum boyunca onları izledim. Ama şu an mesela hiç ilgimi çekmiyor. Yani hiç izlemiyorum. Böyle ya bunu neden izleyeceğim falan diyorum. Ama bütün çocukluğum boyunca ben korku filmi izledim. Ay Dilge, sende ne durum? Ben korku filminden hoşlanmıyorum. Gerilim, polisiye. Gerilim, polisiye seviyorum. Öyle şeyler hoşuma gidiyor. Korkmaktan hoşlanmıyorum. Ayşegül Hanım da çocukluğunda annesi götürmüş. Benim annem de öyle götürürdü beni. Kork, Medusa, şeytan. Anneniz yani, evet. Niye sizi korkuyorsunuz? Bizim anneniz. Alışalım diye. O jenerasyon. Hayattan korkmuyoruz. Medusa'ya alışalım, şeytana alışalım. Bir gün karşınıza çıkar. Antrenmanlı olun. Yo, ben şimdi ben de izlemiyorum ama gerilimi çok seviyorum. İşte bugün izlediğimiz Aslı'ya tesadüf aynı filmi izlemişiz. Gerilim doluydu. Yani... bakılmayacak sahneler vardı, beni kan tutar ama yani. Peki hocam, bizde bir anormallik var mı? Biz Ayşegül Hanım'la. 2 saattir bunun için konuşuyoruz. Ben de onu fark ettim. Bir yere gidelim mi? Hani tüm program boyunca terapi gibi oldu aslında. Ben bana da sorarsın diye bekliyorum. Ben korku filmi çok seviyorum. Ya seni uzman görüyorum Gökhan. Ben evet çok seviyorum. Korkuyor musun peki? İşte ya, işte arkadaşım korkmak ya. Korkmak güzel ya. Zaten korku filmi korkmak için izlenir. Hayır, korkuyor musunuz ama ya? Mesela izliyorsun, komik geliyor bazen yani. Ama o filmine bağlı. Ha, kötüsü kötü. Evet, kötüsü kötü, kötüsü ya. Kötüdür onun. Yani ama gerçekten şimdi muazzam, muazzam bir şey. Korku filmde psikolojik gerilimler var. Tabii. Onlar da böyle bir ekstra zekası da bu arada yani. Şimdi işte son dönemde birçok insan serdi ya bu İspanya gerilim filmleri. Hmm. Muazzam filmler var arada. Bir şey söyleyeyim, korkuyorsun, ne yapıyorsun abi mesela? Korkuyorum. Zıplıyor musun? Zıpladığım da oluyor. Allah falan böyle bir... İzleyelim yani... mi bir gün beraber? Yani gerçekten söylüyorum. Çünkü şeyden gülümsüyorum, yanlış anlamayın. Ya sen nasıl korkarsına geliyor? Zıplıyor musun? Sen de mi zıplıyorsun? Abi ben de zıplayabilirim. Kameraya çekip paylaşıyorum. İzleyelim, kameraya çekip. Hatta şey, ayağa kalktığımız yani, çünkü korku filmi zaten. Allah Allah. Bir seans yapılabilir. Evet. Şöyle bir taraf var. Yani Aydınge ne güzel söyledi. Yani korku filmi hoşlanmıyorsan ya da o korku deneyimini sevmiyorsan onu izlemezsin, ama ben... Tek başına mı, birileriyle mi izliyorsun? Çocukken tek başıma izlerdim çok. Bu arada sizin yanınızda bunu söylemek şimdi bana iyi gelecek. Köpek balıklarından çok korkan bir çocuktum ben yıllarca. Hatta hala da öyle derinlerde falan yani, hani hiç köpek balığının gelmeyeceği. Ben kesinlikle korkarım ya. Korkmaya da devam ediyorum. O film yüzünden zaten. Jaws. O işte evde ışıkları kapatıp Jaws serisi benim için bir şölendi. Oralardan da geliyor elbette. O yüzden çocukken de izliyordum. Ama bu arada model alınacak bir şey değil. Şimdi bana da uzman rolü yapışınca ya bu benim çocukluğum. Yani hani. Şimdi yaptığımı yaptım. Büyüdüm. Ama hala korku filmi izlemekten keyif alıyorum. Demin sorduğun soru da yani hani hepimizin kendine göre elbette zaafları var. Hani bugün ben de anlatırken, hepimiz anlatırken de biz normal miyiz gibi bir yere hep geliyor ya. O kadar da dümdüz bir çizginin üstünde hiçbirimiz normal değiliz. Hepimiz zaten aslında bir taraflara kayıyoruz hayatın içinde. Psikopatoloji dediğimiz şey aslında günlük hayatımızı çok zorlayan başka bir şey. Yani orada hakikaten işte ruh sağlığının belirtilerinin dışında olan... Ama o kadar da dümdüz, bembeyaz, neyse onunla da o kadar da normal olmak zorunda mıyız? Değiliz tabii. Değiliz. Bir şey mümkün değil zaten. Hepsi biziz. Canım, ama yani şimdi şöyle bir şey de var. Anormalliğin de bir kendi içinde bir sınırı olması gerekiyor. Yani tamam, hani dümdüz olmayalım da anormalliğin de bir sınırı olsun. O kadar da değil. Yani bir başkasına zarar verecek. O başka bir şey. Bir başkasını başka üzecek bir anormallik olmamalı bu. O başka bir şey, ama o zaten başka. Yani sınır ihlallerinin başladığı yerde sadece...
yine söyleyeyim, ruh sağlığıyla açıklayamayacağımız, vicdanla da açıklayabileceğimiz yerler var. Kötüyü konuşurken de öyle. Yani aslında mesela o geldi aklıma, bitirmek üzereyken söyleyeyim. O bahsettiğimiz vicdani yoksunluğun yarattığı kötülük ya da kötücüllükte o bahsettiğimiz hareketler cesaret değil. O onun cesareti değil. O onun aslında hani kendine uygulanan ya da kendine uyguladığı zulmün dışarıya çıkışı. O yüzden de korku cesaret gibi anlatamıyorum ve ben tabii hani bu mesleki bir şey söylediğim. Suçlu zihni de ya da kötücül büyümüş bir hikayeden gelen birinin de duygusunu, psikolojisini, zihnini merak ediyorum. Çünkü birileri oraları araştırıp anlamalı ki hani o etiketleri büyük büyük koyuyoruz. Elbette çok sinirleniyoruz hepimiz ya da çaresiz, ama anlamalı ki bu suçu işleyebilecek bir çocuk nasıl bu hale geldi? Gelir. Zaten böyle şeyler yapmıyor musunuz? Mesela böyle insanlarla sohbet ediyorsunuzdur muhtemelen. Yani bir tane işte bir seri katiller belgeselimiz var yayınlanan. Ama onun dışında ben bir dönem işte adli psikoloji alanına da biraz fazla merak duymuş, orada kalmış biri olarak. Elbette ana branşım klinik ama hep merakımız var. Ve bence zaten tutukluluk süreçlerinde de, cezaevi süreçlerinde de insanın, insan çünkü, sağaltımı, içerideki psikiyatrik, psikolojik dünyası. Hele ki böyle bu kadar insan iyi halden çıkabilirken, çok daha fazla düzenli bir terapi ya da randevu sistemiyle devam edebilmeli. Çünkü öbür türlü zaten biz kuşaklar boyunca suçu aynı yerden konuşmaya devam edeceğiz. Ne kötü insanlar, ne fena şeyler yaşadı. Yani sistemin suça ittiği şeyleri en azından önlemek. Evet. Bazıları çünkü hakikaten kronik ve doğuştan ve ne yaparsan yap ona meyilli, ama bazısı da bir şekilde ona itilmiş olabiliyor ve onu en azından korumak bir alana çekmek. Kesinlikle. Devlet aslında tam olarak %5 için var. Yani %95 için değil. Yani güvenlik bürokrasisi de, bu sistemlerin tamamı da o %5 problemli tayfayla ilgilenmek. Suçu önlemek, işlenmeden önce önlemek, suçlu olabilecek kişileri rehabilite etmek vesaire. Ama başka şeylerle enerjisini harcadığı zaman oraya çok fokuslanamayabiliyor bazen. Evet, sonuna geldik aslında. Yani yavaş yavaş son 2 dakika, ama ben burada şunu da sormak istiyorum. Mesela Aydilge anksiyetesiyle başa çıkmaya çalışıyor. Ya da işte toplumda söylemesi gerekenleri cesurca söylüyor. Kendiyle yüzleşiyor, konuşuyor. Aktivistliğini de yapıyor. Kadınlarla ilgili de her konuda. Yani dille ilgili aslında Aydilge de bunu yapıyor. Dile yerleşen bir takım kelimelerle ilgili, küfürle ilgili, eril söylemle ilgili, bunların hepsini yapıyor. Ama bundan sonrası için Aydilge, hani dedi ki en başa geldiğimizde kendi konfor alanımızın dışına çıkmak demişler diye. Mesela ben niye çıkayım ki dedim kendi kendime. Ben konfor alanımda mutluyum. Senin bundan sonrası için planladığın bir şey var mı? Özellikle söylemeye, anlatmaya ve konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben bu son dönemdeki olaylarda kendi başıma gelen bir olayı hatırladım. 15-16 ya, yani. Evet. Hiç unutmuyorum. Ben açmak istemedim sana, yani, üzmemek için. Ben bunda yani üzülmek ya da utanmak evresini artık geçtim. Ayrıca utanılması gereken, biz tacize uğrayan kadınlar değiliz. Hep böyle bir algı var. Yani biz utanıyoruz, konuşmuyoruz. Ama utanması gereken aslında bu tacizi yapanlar. Yani ben 15 yaşındaydım, 17 yaşlarında bir çocuk pat diye geldi bir sahilde. Yanıma geldi, sıkıştırmaya çalıştı. Reddettim, ittirdim. Bileğimden tuttu, çekti. Kelebeğimi göstereceğim sana dedi. Ne kelebeği dedim, normal kelebek zannettim. Çıkardı, kelebeği sallamaya başladı. Ve o anda inanılmaz bir korkuyla tabii fırladım, kaçabildim. Sonrasında korktum, sustum. Hani çok okumuş bir ailem olmasına rağmen, hani ailemle çok paylaşabilecek olmama rağmen endişelendim, korktum. Daha sonra söyleyebildim. O yüzden yapacağımız şey aslında hep konuşmaya, anlatmaya devam etmek. Hem korktuğumuz şeyleri hem de bize kötülük yapanları ya da suç işleyenleri cesurca anlatmaya ve paylaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Ve yardım isteyelim lütfen. Hem psikologlardan hem derneklerden, kadınlar olarak ben hızlıca bunu söyleyeyim. Ne olur utanmayın, yardım isteyin.
yardım edecek insanlar mutlaka bulursunuz. O elinizi tutacak insanlar var. Lütfen çekinmeyin ve sakın utanmayın. Utanacak olan siz değilsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi geldiğiniz için burada bugün böyle biraz hep beraber hayatlarımızdan da konuşup hani korkum ve cesaret başlığı altında konuşmaya çalıştık ama aslında biraz kendimizden de bahsettik. Çok güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ediyorum. Ayşegül imzalamamışsın bunu. İmzalamadı mı? İmzalarken biz veda edelim peki, o zaman. Çok teşekkürler. İyi geceler efendim. Aa, imzalanmışı vermemişler. Yok, imzalanmış var sana. Size imzalıyorum. Yukarı mı aşağı mı? Aşağı. Çay mı kahve mi? Kahve. Kırmızı mı mavi mi? Mavi.